Efendim merhabalar. Bugün günlerden cuma, haftanın son iş gününde Ulusal Kanal ekranlarında gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri yaklaşık 3 saat boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce masada hangi başlıklar var hemen bakalım. İlk olarak ekranlarınıza turkuaz tablo gelecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlara bakacağız efendim. Test sayımız 343.142 olarak belirlendi ve bu test sayısını birlikte vaka sayımız 28.118'e yükseldi. Vefat sayımız da 262 ve iyileşen sayımız 32.249 olduğu aşılama oranlarına bakıyoruz. Hemen birinci doz aşı yapılma oranı %84.28, ikinci doz aşı yapılma oranı da %66.76 olarak belirlendi. Haftalık vaka haritası da açıklandı. 45 ilde vaka sayılarının oldukça yüksek olduğunu da söyleyelim. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. İstanbul, Ankara, İzmir'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vaka sayılarının en çok olduğu illerin başında da yine Rize geliyor diyelim. Çocuklara PCR testi de gündemde biliyorsunuz ama bu PCR tartışmaları devam ederken bu vaka haritası ne olacak? Ne zaman düşecek? Kış ayları geliyor. Grip mevsimi de başladı. Konuşacağız efendim. Kiminle? Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Sayın Taceddin İnandı gün ortasında bizlerle birlikte olacak. Devam ediyoruz siyasetin gündemiyle. Siyasette 2023 hedefleri gündemde, bir taraftan tabii ki ittifaklar konuşuluyor. Millet İttifakı'nda da kim olacak? Üçüncü bir ittifak olacak mı? Siyasilerin gündeminde, halkın gündeminde ekonomi ve ittifaklar var ama halkın bir numaralı gündem başlığı tabii ki ekonomi. Bugün hem ekonomiyi konuşacağız hem de ittifakları konuşacağız efendim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Emin Pazarcı ve gazeteci Ceyhun Bozkurt da bizlerle birlikte olacak gün ortasında. Saatler 13'ü gösterdiğinde Ankara'ya gideceğiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygur uyuşturucuyla mücadele ile ilgili bir açıklama yapacak. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz diyelim ve bültenimize başlayalım. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Azerbaycan ve Türkiye gençleri bir anlaşma imzaladı. TGB'li gençler efendim, haberimize bakalım. Türkiye Gençlik Birliği Azerbaycan Islahçı Gençlik Birliği ile kardeşlik ve işbirliği anlaşması imzaladı. İki örgütün genel başkanlarının katıldığı imza töreninde Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet şiarı bir kez daha pekiştirildi. İmza töreninin öncesinde ise birlik vurgusu TGB'nin hazırladığı Karabağ Zaferi temalı fotoğraf sergisinde öne çıktı. Serginin açılışını TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, Islahçı Gençlik Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı ve Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi Zayda yaptı. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet tek millet olarak dünya çapında örnek bir kardeşlik ve işbirliğiyle yeni başarılara yürümektedir. Ülkemizin geleceği olan Türk gençliği olarak bu kutlu yürüyüşün yalnızca içinde değil en önündeyiz. Tarihsel vazifelerimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'nin önde giden gençlik teşkilatları tarafından böyle bir sözleşmenin imzalanması, burada bir resim sergisinin geçirilmesi, Türk gençliği adına, Türk dünyası gençlerine, aynı zamanda dünya gençliğine verilen önemli bir mesajdır. Türkiye Gençlik Birliği ile Azerbaycan Islahçı Gençlik Birliği tarihi bir anlaşmaya imza attı. İki ülke gençliği, iki devlet tek millet vurgusunu pekiştirdi. Etkinliğin başında TGB'nin hazırladığı Karabağ Zaferi temalı serginin açılışı yapıldı. Açılış töreninde kardeş ülke Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi Zada da hazır bulundu. Ve bugün Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği bütün dünyaya örneği olabilecek bir zirvededir. 44 günlük vatan savaşında şehitlerimizin, gazilerimizin, askerlerimizin kanı canı bahasına ve Türkiye'nin desteğiyle kazanılmış büyük zəfər bu kardeşliğin bütün dünyaya daha bir örneği oldu. Mən bugünkü organizasyonun təşkili üçün əməyi keçən hər bir kəsə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və xüsusilə dəvət üçün. Və sonda 44 günlük vətən savaşında və ondan öncəki topraqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçmiş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyir. Onların ruhlarının şad olmasını dileyirəm. TGB'nin ev sahipliğinde TGB Genel Başkanı Dilek Çınar'la Islahçı Gençlik Birliği Başkanı Farid Şahbazlı kardeşlik ve işbirliği anlaşmasını imzaladı. Azerbaycan ordusunun işgalden azat ettiği Karabağ'ın
siyasi ve stratejik önemini, kültürel ve tarihsel değerlerini, ekonomik ve turizm potansiyelini başta bölge ülkeleri ve Türk dünyası olmak üzere uluslararası alanda ve medyada dünyaya tanıtacağız. Mavi Vatan mücadelesinin en önemli kalesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başta bölge ülkeleri ve Türk dünyası olmak üzere dünya devletleri tarafından tanınması için iki devletten Türk gençliği olarak ortak uluslararası çalışmalar yürüteceğiz. İki ülke gençliği arasında kardeşlik bağlarını pekiştirmek, ortak davamızı daha ileriye taşımak, karşılıklı heyet ziyaretlerimizi ve hem Türkiye hem de Azerbaycan'daki müşterek faaliyetlerimizi düzenli hale getireceğiz. Anlaşma, siyasi ilişkilerin yanında iki ülke gençliğinin iki ülkenin kültürünü ve tarihini görmesi için çalışmaları da öngörüyor. Etkinliğin ardından iki genel başkan anlaşmanın önemini ulusal kanala değerlendirdi. Türkiye ve Azerbaycan gençliği iki devlettir ancak tek millettir. İkisi de Türk gençliğidir. Biz Türk gençliği olarak Türkiye ve Azerbaycan'ın ilişkilerinin gelişmesi, kardeşliğinin güçlenmesi için şimdi aramızdaki köprüyü sağlamlaştırdık. Azerbaycan-Türkiye gençliği de bundan sonra Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın ortak çıkarları doğrultusunda faaliyetlerini daha da güçlendirmeli. Özellikle de uluslararası platformlarda birlikte faaliyet göstermelidir. Aynı zamanda Azerbaycanlı gençlerin de Türkiye'ni daha da sık sık ziyaret etmesi, Türkiye'de okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin aktif sosyal faaliyetlere cəlb edilməsi də imzalanan anlaşmada nəzərdə tutulmuşdur. Türkiye Gençlik Birliği ve Azerbaycan Islahatçı Gençlik Birliği iki ülkenin en önemli gençlik teşkilatları olarak vatanseverlikte, anti-emperyalizmde buluşmuştur. Bundan sonraki süreçte de bu birlikteliği daim kılmaya hazırdır. Efendim 1,5 yıl eğitimi ara verildi biliyorsunuz. Yüz yüze eğitim uzaktan devam etti ama öğrencilerin duygusal yalnızlık yaşadığı tespit edildi. Peki bu akademik sosyal yalnızlık nedir? Muhabirimiz Dilek Doğan'a döneceğiz şimdi. Yanında eğitimci Sayın Hatice Yılmaz var ve kendisiyle konuyu değerlendirecekler. Dilek, söz sizde. Evet Yeşimer Yılmaz, öncelikle 6 Eylül'de milyonlarca öğrenci ders başı yapmıştı. Tabii öğrencilerin yavaş yavaş eksiklikleri de tespit edilmeye başlanıyor. Yanımızda sizin de söylemiş olduğunuz gibi eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz var. Bu eksiklikleri onunla konuşacağız. Tabii milyonlarca öğrenciden bahsediyoruz. Nasıl eksiklikleri var? Hepsini tek tek soracağız kendisine. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Tabii uzun bir zamandan bahsediyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır yüz yüze eğitimden eksik kaldı, geri kaldı öğrenciler. Tabii bazıları eğitime ulaşamadılar da. Nasıl eksiklikler gördünüz siz? Her kademenin eksikliği farklı farklı. Örneğin okul öncesi öğrenciler, okul öncesine başlayan çocukları aileleri sanıyorum kreş eğitimine de vermemişler. Çünkü anaokulu eğitim zorunlu olmadığı için onlar hiç eğitim almadan bire başladılar. Orada bunu görüyoruz. Demek ki öncesinde de yok ki gerçekten çocuklar öz bakımlarını yapmaktan acizler. Anlamsızca koşuyorlar. Dışarıya çıkıyorlar, okul bahçesine çıkıyorlar. Onlar farklı saatte teneffüse çıkıyor ama nereye gittiklerini bilmeden koşuyorlar ve birbirlerine çarpıyorlar. Onlar da öyle. Birinci sınıfa başlayan çocuklar, hiç bu kadar olmamıştı. Birinci sınıfa başlayan çocuklar öz bakımlarını bile yapamıyorlar. En ilginç olanı da tuvalete gidiyor. Tuvalete giderken koridorda soyunmaya başlıyor. Tuvaletini bitirince öğretmenine sesleniyor, bitti gel diye. Hocam, bu ortamından hala uzaklaşamadılar yani. Ev ortamı gibi. Çıkamamış çocuklar. Ev ortamında da anne babalar, okul öncesi eğitim almamış ya çocuklar. Hı-hı. Ev ortamında da şöyle, okulda da şöyle bir sorun var. Örneğin kahvaltıda yumurtasını soyamıyor. Kapalı suyunu açıp suyunu içemiyor. El parmak kasları gelişmemiş. Oyun oynayamıyor o anlamda. Zaten kalem tutamıyor. Ve nereye koştuğunu bilmeden koşuyor, birbirlerine zarar veriyorlar. Yaralanmalar oluyor. Ufak tefek çarpışma yaralanmaları, düşme yaralanmaları gibi yaralanmalar da var birinci sınıflarda. İkinci sınıfa başlayan çocukların bir bölümü okuma yazmayı unutmuş. Okumayı unutmuş. Yazma zaten hiçbirinde yok. Yazmayı unutmuşlar. Örneğin ilkokul çocukları ve ortaokul 5-6. Sınıf çocukları dahil
yazdık, çocukların yazdığı yazıyı okumanız mümkün değil çoğunun, büyük bir çoğunluğunun. Kendileri de okuyamıyor zaten. Yazdığı yazıyı okuyamıyorlar. Dolayısıyla burada matematik zaten düşünün, yazmayan çocuk, kalemi tutup yazı yazmayan çocuk matematiği de işlem olarak yapmadı. Matematikte de aynı, benzer bir açık var. Yani çocuklar hem akademik olarak gerilemiş hem de sosyal duygusal beceriler anlamında gerilemişler. Yani uzaktan eğitim onları biraz geriletmiş durumda. Evet. Örneğin çocuklar ev ortamında oturup kaldıkları için 5. 6. sınıftaki çocuklar dahi öğretmenlerin izin almadan kalkıp sınıfın içinde dolaşıyorlar. Sınıf kurallarını, sınıfta oturmayı unutmuşlar. Birbirleriyle bahçede oyun oynayamıyorlar. Örneğin yemekhanede yemek tepsisini nereye koyacağını bilemiyor. Lise öğrencisi mini kaleyle top oynanacak. Onun hep beraber oynanması gereken bir oyun olduğunu düşünemiyor. Bu kale benim, bununla ben oynayacağım diyor lise. Dolayısıyla sosyal duygusal beceriler anlamında oldukça geriler. Akademik olarak da demin de söylediğim gibi okumayı unutmuş öğrenciler var ama büyük bir çoğunluğu yazmayı da unutmuş. Yazmayı 5. sınıf öğrencilerin defterlerine bakıyoruz. İnanamazsınız yani, çocuğun da öğretmen okuyamaz, çocuk zaten kendisininkini okuyamıyor. Hocam aslında çok büyük bunlar, çok büyük sorun hem sizin açınızdan, hem veli açısından, hem öğrenci açısından. Peki nasıl çözülecek bu durum? Yani bir çözüm var mı, bu geri kalmışlığı nasıl yok edeceğiz? Çözüm var. Öncelikli çözüm, birkaç tane şey var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir beklentimiz var. Biz diyoruz ki müfredatta bazı konuların yapın. Özellikle Türkçe ve matematik için okulda öğretmenler bu temel matematik becerileri, okuma ve yazma becerileri üzerine cumartesi günü ek çalışma yapsınlar. Çünkü biz çocukların okuma becerilerini düzeltmeden, yazma becerilerini düzeltmeden zaten öğretemeyeceğiz. Okuma yazma becerisi olmayan çocuğun ne matematik becerisinden söz edebiliriz, ne de diğer akademik derslerinden söz edebiliriz. O halde bunları tamamlayacak bir programa ihtiyaç var. Ki onun için de en azından matematik için bir hazır bulunuşluk sınavı yapsınlar, durumu görsünler. Ki ben öyle yapıyorum, cumartesi günlerine de ders koyuyoruz. Bu eksikleri telafi etmeden yeni bir yılı çocukların kaldırması mümkün değil. Şöyle düşünün, 1,5 yıllık dönem yok. Siz onu hiç kale almadan önümüzdeki eğitim yılına, yani bu eğitim yılının bütün müfredatını uygulamaya kalkarsanız başarısızlığı baştan kabul etmeniz gerekiyor. Olmayacak. Net bu, olmayacak. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka Türkçe matematik becerilerini çocukların tamamlamak için ek süreye ihtiyacımız var. İki şekilde yapabiliriz. Birincisi müfredattan konu çıkarırız. İkincisi cumartesi günlerini tam gün okul günü kabul ederiz. En azından birinci sömestrin sonuna kadar. Bunların dışında bundan sonraki süreç için bu tür salgınlar hayatımızda hep olma ihtimali var. Okul öncesi eğitimini zorunlu eğitim kapsamına almak zorundayız. Bu bir. İkincisi, her yer kapanır, okul en son kapanır mantığını hepimiz kabul etmek zorundayız. Ki bu işi bir çözebilelim. Yoksa yani okulu kapat, bütün dünyada raporları inceliyoruz. İncelediğimiz raporlar bize salgının kaynağının okullar olmadığını zaten çok net bir şekilde gösteriyor. Üstelik okul bizce evden sonraki en güvenli alan. Yani hocam okullar bir daha kapanırsa bu sefer daha mı büyük sorunlar ortaya çıkar? Çözülemez. Kayıp kuşak çıkıyor ortaya. Şu anda bir kayıp kuşak söz konusu. Ve en çok kaybedenler de anaokul, ilkokul çocukları. Ondan sonraki kayıp ortaokulda akademik olarak, lisenin kaybı daha az. Onu kontrol ettiğimizde onu görebiliyoruz. Lisede daha az. En çok ilkokulda var. Ki biliyorsunuz ilkokullar geçtiğimiz yıl haftada 2 günde olsa okula gelmişlerdi. Buna rağmen çok kötü. Bir de düşünsenize, Türkiye'deki öğrencilerin %30'u uzaktan eğitimde dahil hiç eğitim almadı.
Yani, hocam tam oraya gelecektim. Yeni döneme ait tespitleriniz çok değerli tabii ama geçen döneme ait yani yaklaşık 1,5 yıl öncesine ait tespitleriniz de çok önemli. %30'dan bahsediyorsunuz. O %30'u nasıl kapatacağız biz? O öğrencilerin kaybı nasıl önlenecek? Şimdi bu seneye özgü ya da bir 3 yıllık dönem yani kapsaması gerekiyor. Bu 3 yıllık süreçte doğrudan doğruya müfredatın yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi gidemeyiz. Bu 3 yıllık dönemin müfredatın belli konuları çıkaralım, temel akademik becerilere odaklanalım. Yani çocuğun olmazsa olmaz becerilerine, akademik becerilerine odaklanalım. Onlar için daha fazla yer açalım. Bazı derslerden de gerekiyorsa fedakarlık edelim. Biz okuma yazma becerisini öğretmeden çocuğa sosyal bilgiler öğretemeyiz ki. Sosyal bilgiler dersi yapsak ne olacak? Fen bilgisini öğretemeyiz ki yapsak ne olacak? Yani kendimizi kandırmaya gerek yok. Bu telafileri planlı bir şekilde götürmek zorundayız. Ha, bazı konular çıkarılabilir gerçekten de. Örneğin çok eski dönemleri düşünürseniz örüntü diye bir konu bilmiyorduk biz. Şart tamam ama sayılar konusu daha şart. O olmadan örüntüyü zaten yapamayacak. Temel akademik becerilere odaklanalım. Onların üzerine gidelim. Hocam tespitleriniz ve çözümleriniz çok önemli ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde bu tarz çözümler var mı? Bilginiz var mı bu tarz çözümlere yönelik? Şu anda bu konuda herhangi bir yapılmış açıklama yok. Umarım olur. Çünkü onların da ben tespit yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Burası bir özel okul. Öğrencilerle biz birebir ilgilendik. Ben doğrusu çok şaşırdım. Yani bu kadarını asla beklemiyordum. Burası böyleyse, uzaktan eğitim vardı, online derse bağlanmak vardı, yoklama vardı, 1 dakika çocuklar boş bırakılmadı, sınavları yapıldı. Ama gördüğüm manzara enteresan. Sosyal, duygusal becerileri tamamen gitmiş çocukların. Korkuyorlar, iletişim kurmaya, empati yapmayı unutmuşlar. Birlikte hareket etmeyi unutmuşlar, ekip çalışmasını unutmuşlar, dokunmaya korkuyorlar. Bir yerlere. Yani böyle bir ortamda bu çocukları geliştiremeyiz biz. Böyle bir mantıkla. Dolayısıyla yani şu an sorun çok büyük. Bir kere daha bir kapanma yaşanırsa yani ne olur bilmiyorum artık. Hocam tespitleriniz çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Eklemek istediğiniz eksik kalan bir şey var mı hocam? Eklemek istediğim bir de şu var. Bu çocuklar uzun süre evde kaldıkları için bir takım sağlık sorunları da var. Örneğin obezite sorunu var. Fiziksel yetersizlikleri var. Merdiven çıkamıyorlar. Göz bozuklukları var. Dolayısıyla ilçe ilçe sağlık taramasının yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Çocukların kondisyonunu artırmaya yönelik aktivitelerin planlanması gerektiğini de düşünüyorum. Örneğin beden eğitimi dersinde mutlaka çocukları kültür fizik hareketi yaptırarak kaslarını güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun da bir yönergeyle bize okullara gelmesi lazım. Tamam aklı eren kendisi yapacaktır, okullar programlayacaktır ama bir iki okulun yapması neyi değiştirecek? Önemli olan bütün ülke. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Ve dünyada pek çok ülkenin İskandinav ülkelerinin toplam nüfusuna eşit. Bizde sadece orta öğretimin sonuna kadarki öğrenci var. 18 milyon. Dolayısıyla gerçekten her şeyi bir kenara bırakıp eğitimi öncellememiz gerekiyor. Çünkü eğitim sadece öğrenme kayıplarıyla kalmayacak. Bu işin son ekonomik boyutu var bu kayıpların gelecekte. Sosyal duygusal boyutu var, psikolojik boyutu var. Ülke ekonomisinin kaybı ve çocuğun kendi gelir kaybı var. Bunların hepsine baktığınız zaman acaba buradan mı kaybımız fazla olacak? Yoksa hastalıktan mı kaybımız fazla olacak? Çok iyi ölçmek gerekiyor. Çünkü okul çağı çocuklarında siz de biliyorsunuz aşı şansı var. Aşılı olan çocukların hastalanma riski çok az hastalansalar bile çok daha hafif geçiriyorlar. Yetişkinler için aynı şey söz konusu. Dolayısıyla her şeyi bir kenara bırakıp eğitimi öncellemek zorundayız.
Hocam çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Gerçekten çok güzel bir çözümleme yaptınız. Evet Yeşimen Yılmaz, tabii eğitimdeki sorunları Sayın Yılmaz'la konuştuk. O da çözüm önerilerini sıraladı ama buradan çıkacak sonuç şu ki akademik, sosyal, duygusal alanda öğrenciler büyük bir eksiklik yaşıyor şu anda. 6 Eylül'de evet ders başı yaptılar ama o eksiklikler yavaş yavaş ortaya çıkıyor, tespit ediliyor. Tabii devlet okullarında da durum farksız. Yani oralarda da öğrenciler çok büyük kayıplar yaşıyor ama şunu da vurgulamakta fayda var. Bir daha kapanma yaşanırsa okullarda bir kuşak kaybına yol açacağını söyledi Hatice hocamız da. Bu çok önemli. Yani bir daha kapanma yaşanmaması gerekiyor. Vaka artışlarının bir an önce önüne geçmek için aşı da burada şart. Aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü vaka artışları ancak aşıyla önlenebilecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Dilek Doğan'a da eğitim koordinatörü Sayın Hatice Yılmaz'a da katkıları için teşekkür ediyoruz. Gerçekten 1,5 yıllık bir kayıp var. Çocukların bunu telafi etmesi gerekiyor. İşte duygusal anlamda da bir çöküklük hakim olduğunu Sayın Hatice Yılmaz'dan dinledik. OECD ülkeler arasında en çok eğitime ara verilen ikinci ülkeyiz biz Türkiye olarak. Ama bundan sonraki süreçte Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Över'den de açıklamalar geldi. Eğitimin ara verilmeyeceği konusunda vaka sayıları arttığı takdirde ancak tabii PCR test uygulaması okullarda önemli. Çocukların aşılanması önemli. Boğaz'dan yapılacak PCR testte bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Haberler geldikçe sizlere aktarmaya da çalışacağız diyelim ve siyasetin gündemine geçelim. Siyasetin gündeminde de ekonomi var efendim. Hem muhalefetin gündeminde hem hükümetin gündeminde. Bakalım açıklamalara. Gıda ürünlerinin etiketlerindeki fahiş fiyat hükümeti harekete geçirdi. Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi. En kısa sürede enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtti. Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz diyen Erdoğan, bu yılki şeker pancarı alım fiyatının ton başına 420 lira olduğunu da duyurdu. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. İlk olarak enflasyonu kontrol altına alacağız dedi. Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçileceğini vurguladı. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Vatandaşın cebini yakan etiketlerle ilgili hükümet olayın iç yüzünü araştırmak için harekete geçecek. Kadrolu felaket tellalları endişe ve karamsarlık havası yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi gayretlerimizi biliyorsunuz. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan Kırşehir'de 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı Ahi Evran izinde esnaf buluşması programında konuştu. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Erdoğan, pancar üreticisinin günlerdir beklediği alım fiyatını da açıkladı. Şeker pancarının alım fiyatını geçtiğimiz yıl ton başına 336 lira olarak belirlemiştik. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artışı iddiaları Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde marketlerde eş zamanlı denetim yapıldı. Ticaret Bakanlığı marketlerde eş zamanlı denetim yaptı. Perakende satış yerlerinde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı olunmadığına ilişkin bir denetim yapıyoruz. Son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artışı iddiaları Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 81 ilde ticaret il müdürlükleri vasıtasıyla denetimler başladı. Sadece burada değil, dediğim gibi İstanbul, İzmir, Ankara büyük şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizde Sayın Bakanımızın talimatıyla zincir marketlerinde, perakende satış yerlerinde bu fiyat artışlarına yönelik, özellikle fiyat artışlarına yönelik, aynı zamanda etiket fiyatlarına yönelik de denetimlerimiz başlamış, devam ediyor. Eğer haksız fiyat artışı olduğu anlaşılırsa 10.910 liradan 109.000 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Diğer taraftan etiketle kasa fiyatı arasında herhangi bir fark olduğu anlaşılırsa etiket başına 452 lira ceza kesilecek.
İndirimli satışların gerçeği yansıtıp yansıtmadığına bakılacak. Kasa fişleri kontrol edilecek. Eğer herhangi bir ispat noktasında fiş sunulmazsa bakanlık bu durum için de cezai işlem uygulayacak. Ay bazında, gün bazında, hafta bazında fiyat artan belirli ürünler var. O ürünlere yönelik denetimlerimizi yapıyoruz. Denetim sonucunda toplanan belgeler Ankara'daki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda değerlendirilecek. İlgili arkadaşlardan alacağız, temin edeceğiz ve Ankara'da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda biz bunları görüşüp karara bağlayacağız. Yetkililer tüketicilerin etiket okuma konusunda dikkatli olmalarını öneriyor. Efendim, yumurta fiyatları arttı. Vatandaş bu artıştan üreticiyi sorumlu tuttu. Üreticinin ise girdi maliyetlerinden beli bükülmüş durumda. Peki vatandaşın ucuza yumurta alabilmesi, üreticinin ise zarar etmeden üretime devam edebilmesi için ne yapılması gerekiyor? Şimdi haberimizi izleyelim. Yumurta çok fazla tüketemiyoruz. Girdi fiyatlarından kaynaklı fiyatımız yükseliyor. Sanki tavuklu horoz boşanmış da nafaka parasını bize ödetiyorlar diyen de var. Tepkisini karikatürle gösteren de. Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı yumurta bu sefer varlığıyla değil yokluğuyla gündemde. Alamıyor. Fiyatı artan ürün grubuna yumurta da eklendi. Geçen yıl 43 kuruş olan yumurtanın adet fiyatı bu yıl üreticide 80 kuruşa dayandı. Bir kilo alacaksak yarım alıyor. Bazen oluyor ki hiç alamıyorum. Birkaç gündür 43 kuruştan başlayıp 80 kuruşa fiyatın geliş serüvenini anlatıyorlar. Geçen sene bugüne de evet 43 kuruştu ama ben %50 zarar ediyordum. %50 zarar eden ürüne bugün %100 zam geldiği zaman maliyetine gelirsin. Üretici girdi maliyetlerinden, vatandaş da yüksek zamlardan şikayetçi. Yumurtanın fiyatı her geçen gün artıyor. 2 senedir yumurta sektörü ortalamada maliyetinin altına. Üzerine bedel ödeyerek yumurta ticareti yapmak zorunda kaldı. Zararına biraz katlandılar. Katlanamayanlar kredi borcuna girdi. Elindeki mevcut stoklu ham maddesini tüketti. Bu sektöre bedel yatırdı. Sonunda dayanamayarak hayvan varlığını azaltmak durumunda kaldı. Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Afyon'a göre yumurta fiyatlarındaki artışa marketler ve devletin aldığı %8'i KDV oranı da etki ediyor. Biz maliyetler seviyesine zor satarken marketlerimizin de kar marjlarını gözden geçirmesini rica ediyorum. Bak burada marketlerin de haklı talebi vardır. %8'lik KDV oranı. Devletimizden de bunu rica ediyoruz. Marketlerimizde, perakende de yumurta KDV'sinin %8 kalkması yumurtayı %8 ucuzlatacaktır. Satıcılar fiyatların bir anda artmasını vatandaşa açıklayamadıklarını söyledi. Müşterimiz tepki gösteriyor. Bir anda bir hafta içinde bu kadar artış olur mu diyor. Biz izah etmekte zorlanıyoruz. Bir anda %50 gibi bir zam oldu. Yani %50'ye yakın bir zam oldu. Bir anda bu zam bunun olması sindire sindire olsaydı daha iyi olurdu. Bu yumurtayı 22 liraya satarken bir anda 28 liraya deyince müşterimize o yüzden tepki alıyoruz. Peki vatandaşın ucuza yumurta alabilmesi, üreticinin ise zarar etmeden üretime devam edebilmesi için ne yapılması gerekiyor? %15-20 gibi aracı ve market karını düştükten sonra kalan kısım kaça denk geliyor? Benden çıkış fiyatı 50 kuruşa denk geliyorsa yemimin tonunun 2500 lira olması sağlansın. 45 kuruşa satayım, 50 kuruşa satayım, vatandaş da 60 kuruşa 18 liraya yesin. Kastamonu'na gidelim, bakalım üreticiler ne diyor. Türkiye'nin sarımsak üretim merkezi olan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üreticiler sarımsağın dışarıdan alınmasına tepki gösterdi. Hükümet bizi desteklesin diyen üretici aldıkları desteklerin yerinde saymasına rağmen girdi masraflarının artmasından şikayetçi. Hasat yapıldı, sıra pazara sunulmaya geldi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hummalı bir hazırlık var. Biraz daha bu ücret yeterli değil. Girdi maliyetlerini düşürmek lazım. Bir kişinin maliyeti 150-160 liralarda. Kastamonu pazarındaki tezgahta sarımsak 15-25 lira arasında. Üreticiden ise 5 liraya alınıyor. Yani hele bu sene hiç emeğimizin karşılığını komple işçiye gidiyor yani kazandığımız bu sene. Neden? Hep gömleciyle yapıyoruz işimizi. Fiyatlar düştü. Fiyatlar çok düşük. Üretici tarım politikalarına tepkili. Sarımsağın dışarıdan getirilmesini istemiyorlar. Birinci sorunumuz programsız ekim. İkinci sorunumuz ithal oluyor dışarıdan. Türkiye sarımsak merkezi olmasına rağmen. Dünya piyasasına açılmak isteyen üretici Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir sözü vardı. Dışarıdan ithal ettirmeyeceğiz. Taşköprü sarımsağını dünyaya tanıtacağız. Sözünde durmasını istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızla.
üretim yapan üretici kazanamamaktan yakınıyor. Ben burada şu anda zarar ediyorum. Bunun gübresi, ilacı, emeği, daha değil emekleri. Evet. Koyduğumuz zaman bu külliyeten zarar. Üreticiye verilen destek yerinde sayıyor ancak girdi maliyetleri artıyor. Benim 2000 yılında aldığım destek dönümüne 16 TL. Şimdi 20 TL. Gübre o zaman 7 TL'ydi çuvalı. Mazot 1700 kuruştu. Şimdi gübrenin çuvalı 200 TL ile 385 TL arasında gübresine göre değişiyor. İthale karşı olan çiftçiler bizi destekleyin diyor. Ya biz girdi fiyatlarımızın düşürülmesini istiyoruz. Yani dışarıdan bir kere bir ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'de üretilen bir malın dışarıdan Türkiye'ye girmesini istemiyoruz. Yani ne yapmak gerekiyor? Büyüklerimizden destek bekliyoruz. Ne gibi bir destek? Gübresi, mazotu çok pahalı. Onların mesela üreticiye biraz destek olması. Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, plan ve program içerisinde ekim yapılması gerektiğini söyledi. Bu sene biraz üretim çok yüksek, ekim de çok fazla. Beklenene 25 bin ton sarımsak, şu anda 40 bin ton civarlarına oluştu. Tabii bu da piyasayı biraz dengeleri düşürdü. Şimdi de Manisa'ya gidiyoruz. Manisa'da kavun üretimi yapan çiftçiler yaklaşık bir hafta sonra hasada başlayacak. Bazı çiftçiler ürünü tüccara daha tarladayken sattı. Ancak tüccar vazgeçerse ürün çiftçinin elinde kalacak. Manisalı üretici yalnız bırakılmaktan şikayetçi. Daha evvel ekmiştik. Dolu yağdı. Tekrar ekmek zorunda kaldık. Hasat etmek için gün sayıyor. Ancak verimden endişeli. Yaz başında kötü hava koşullarından olumsuz etkilendiler. Şu anda daha olmadı bunlar. 10 gün, 15 gün sonra falan hasat edilir. Manisa'nın Akisar Ovası'nda kavun üreticisi Ulusal Kanal'a konuştu. Girdi maliyetlerinde pahalılık bir yana, çiftçi ürünü tarlada satıyor. Ancak tüccar almaktan vazgeçerse büyük sorun oluyor. Tarlada malımızı satıyoruz. Adam para yapmazsa, zarar edeceğini anlarsa cayabiliyor. Çiftçinin bu konuda hiçbir şekilde arkasında duracak. Ne Ziraat Odası var, ne Tarım Bakanı var, ne Cumhurbaşkanı var. Biz işimiz Allah'a kalmış bir şekilde. Çiftçi sorunlarıyla baş başa. Sattığımız arkadaş gelmezse bunları depomuza götürüp asacağız. Fiyatlar yükseldiği zaman satacağız, satabilirsek. Kavun üreticisinin bir diğer sorunu da domuzlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de ovamızda korkunç derecede domuz var. Domuzlardan mahsullerimizi alamıyoruz. Bu biberlerin diplerini sürüyor, deviriyor. Solucan arıyor hayvan. Hatay'a gidiyoruz. Bakın esnaf ne diyor? Bakkal ve bayi esnafı büyük market ve alışveriş merkezleriyle rekabet edemiyor. AVM'ler için saat düzenlemesi isteyen Hataylı esnaf gelecek kaygısı yaşıyor. Bütün zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan esnaf perakende yasasının çıkmasını istiyor. Yani esnaf olaraktan çok zor durumdayız. Lütfen yetkililerden yardım, destek bekliyoruz. Salgının ağır şartları ve ekonomik zorluklar küçük esnafı derinden etkiledi. 100 metre arayla 4 tane büyük market bulunmaktadır. Ve bunların bazılarında tekel ürünleri vardır sigara olaraktan. Ben şu anda saat kısıtlaması getirildi, ben hiçbir şey yapamadım. 2 yıl önce ben varımı yoğumu buraya koydum, bankalara borçlandım. Bayi ve bakkal sahipleri büyük market ve alışveriş merkezleriyle yarışamıyor. Ondan sonra vergileri var. Vergiler çok yüksek. En azından bu marketlerde bazı şeyler, her şey satılmasın. İğneden iple her şeyi satıyorlar. Ben ne satayım? Ben burada bir bisküvit 20 lira, 20 kuruş bunun karı var. Ben bunu satarak nasıl evimi geçindireyim? Dükkanımın kirasını nasıl çıkarayım? Marketlerde tekel ürünlerinin satılması onların işlerine olumsuz yansıyor. Alışveriş merkezleri için saat düzenlemesi istiyorlar. Bu marketlerin ve AVM'lerin çalışma saatlerinde bir düzenleme getirilmesi. Yani çünkü ancak bunlar kapalı olduklarında bizim esnaflarımız rahat nefes alabiliyor. Çünkü bunlarla bizim rekabet etme gücümüz ekonomik anlamda yok. Yaptıkları işin uzun ömürlü olmamasından endişe ediyorlar. Ev mi geçindireceğiz? Okula çocuk gönderiyoruz. Sigaralarının bize kar oranlarını yükseltsinler. Büyük marketlerde sigara satıyorlar. Yani biz zaten saat 9'dan sonra biz iş yapıyoruz. Yani böyle giderse büfecilik denilen bir şey kalmayacak. Kapatmak zorunda kalacağız. Bir de bu büyük marketlerin satmasından dolayı biraz işlerimiz bayağı geriledi.
Hataylı bakkal esnafı daha önce kilo ile yaptığı satışı şimdi gramla ve taneyle yapıyor. Daha önce pandemiden önce ben kilo kilo bal satardım. Kolu kolu yumurta satardım. Şimdi yumurta tek alıyor veya iki alıyor. İskenderun Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Çöloğlu rahat bir nefes alabilmek için beklentilerini sıraladı. Yani bu verilen destekler aslında bizim için çok fazla yeterli değil. Yani biraz da bizim bu ayakta kalabilmemiz için faizsiz kredilere ihtiyacımız var. Mesela o geçmiş dönemde en azından son bir yılda bağkurlarımızın ertelenmesinden daha ziyade bunlardan bizim muaf tutulmamız gerekiyordu. Esnaf perakende yasasının çıkmasını dört gözle bekliyor. Yasa her köşe başında açılan mağazaların açılış kriterlerinin bir sistem ve kurala bağlanması ve ürün fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesini kapsıyor. Perakende yasasının mutlaka çıkması lazım. Sadece bu zincir marketler değil. Bizim kendi esnaflarımız arasında da mesafe olsun istiyorum. Yani eline işte biraz para geçen veya arabasını satan veya kredi çeken esnaflık yapmaya çalışıyor. Bunu da bilinçli bir şekilde yapamayınca sermayesini de bitiriyor, borçlanıyor, çevresindeki esnaflara da zarar veriyor. Hem esnafın hem de üreticinin sorunlarını ekranlarınıza getirdik. Şimdi siyasetteki gelişmelere bakalım ama dün akşam resmi gazetede yayınlanan bir haber var. Hemen ekranlarınıza gelecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Profesör Doktor Ali Erbaş yeniden atandı. Karar resmi gazetede yayınlandı. Detaylara bakalım. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Profesör Doktor Ali Erbaş'ın yeniden atanması hakkında karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Kararda Diyanet İşleri Başkanlığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Erbaş'ın yeniden atandığı belirtildi. Erbaş atama ile ilgili teşekkür mesajı paylaştı. Anayasamızın toplumu din konusunda aydınlatma görevi verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkanı olarak bu ulvi görevi bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Mehmet Laçin'i hepimiz yakından tanıyoruz. PKK'dan kızını kurtarmak için İzmir'den umut yürüyüşü başlatan baba Mehmet Laçin Ankara'ya ulaştı. HDP Genel Merkezi önüne gelen Laçin, HDP'lilerin provokasyonuyla karşılaştı. Binada bulunan partililer kendilerini protesto eden baba Laçin'i darp etmek istedi. Kısa süreli arbedenin ardından açıklama yapan Mehmet Laçin, "Evladımı almadan kapınızda kalkmam." dedi. "Bu bir küçük kar topudur, erip gidecek." dediler. Ama gördüler ki kar topu büyüdü. Kar topu büyüdü ve onların başına değdi ya. Yüzlerce kilometre yürüdü. Evladını kaçıran terör örgütü ve siyasi uzantısına Ankara'da genel merkez önünden meydan okudu. "Yedi düvel bir oldu. Bu ülkeyi bölemedi. Bu ülke bölünmez. Bu ülke bölünmez. 40 senedir aynı hayal peşindeler. Ferdin Buldan kızın nerede? İngiltere'de değil mi? Benim kızım niye mağarada?" Bir annenin çığlığıyla başlayan isyan büyüdü. Diyarbakır'dan yükselen evlat nöbeti yurdun dört bir yanına yayıldı. Eylem adreslerinden HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbet tutan baba Mehmet Laçin, kızı için umut yürüyüşü başlattı. "Kocaeli'den okula alıp Kocaeli il binasına götürdüğüne HDP. Kocaeli il binasından ben yerini tespit ettikten sonra, kızımı orada bulduktan sonra benim kızımı bana vermediler. Beni darp ettiler. Mahkeme kararı da var." Elinde Türk bayrağı ve kızının fotoğrafını taşıyan baba Laçin 16 Eylül'de HDP Genel Merkezi'nin önüne ulaştı. "Şu anda HDP Genel Merkezi önünde HDP'liler beni linç etmeye kalkmışlardır." Baba Laçin bina önüne çadır kuracaktı. Ancak HDP Genel Merkezi içinde bulunanlar Mehmet Laçin'i darp etmek istedi. "745 gündür vatan nöbeti tutuyorum, evlat nöbeti tutuyorum. Bu evlatlarımızı biz bunlara mı yetişti? Hani HDP vekilleri size sesleniyorum. Evlatlarınız, çocuklarınız nerede? Avrupa'da değil mi? Benim evladım niye kalkan olarak kullanıyorsunuz?" Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından güvenlik güçleri baba Laçin'i genel merkez önünden uzaklaştırdı. Ancak Mehmet Laçin kızını geri alana kadar HDP genel merkez önünde nöbet tutacağını ilan etti. "Ne kadar rahatsız olsam, ne kadar eziyet çeksem de kızım için, kızım kurtarmak için mücadele eder. Çünkü hedef belli."
Siyasetteki gelişmelerle devam ediyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'ndan peş peşe gelen Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sert açıklamalar yaptı. Bahçeli, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının adaylık için zikredilmesini parlatma gelişme olarak yorumladı. MHP Genel Başkanı CHP'nin ipini tutup diyen listesi dayatanlar Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyeceklerdir dedi. Bakalım detaylara. Millet İttifakı'ndaki adaylık krizine yönelik konuştuğu sert eleştiride bulundu. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ilk yorum geldi. Zillet İttifakı adayının eşkali ve robot resmi bile çizilmiştir diye Bahçeli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarının Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının isimlerini adaylık için zikretmesini ise CHP, HDP, İYİ Parti Genel Başkanlarıyla iki büyükşehir belediye başkanının devamlı surette telaffuz edilmesi bu sıfatları taşıyan zatları parlatma girişimidir sözleriyle eleştirdi. MHP lideri açıklamasında oyun bellidir, hesap kurnazdır. Türkiye'nin başka iş gücü kalmadı da Zillet İttifakı adayının kimliği ve kim olacağı meselesi mi tek gündem konusu oldu ifadelerine yer verdi. Bahçeli, o mu olacak, bu mu olacak, şu mu olacak sorularına cevap arayan gafillerin akıl hocaları boşa düşmüşlerdir dedi. Millet İttifakı'nın aday meselesinin milletin meselesi olmadığını belirten MHP lideri, terörist Demirtaş'ın kanlı teklifleri, Sorosçu Kavala'nın kansız tembihleri, dış mihrakların karmaşık tertipleri, PKK-FETÖ kaotik tezvirleri, Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin kirli tezgahları aziz Türk milletine sökmeyecektir diye konuştu. MHP Genel Başkanı açıklamasında CHP'nin ipini tutup diyet listesi dayatanlar Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecektir ifadelerine de yer verdi. Dış politika gündemiyle devam edelim. Mısır ve Libya arasında 14 mutabakat muhtırası ve altı anlaşma imzalandı. İki ülke sanayi, tarım, inşaat ve petrol gibi birçok alanda işbirliğini güçlendirdi. Akdeniz'e kıyısı olan iki komşu ülke daha güçlü işbirliği için harekete geçti. Mısır'la Libya arasında 14 mutabakat muhtırasıyla 4 anlaşmaya imza atıldı. Açıklamayı Mısır hükümet sözcüsü Nadir Said yaptı. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile Libyalı mevkidaşı Abdülhamid Dibeybe başkanlığındaki Yüksek Ortak Komisyon toplantısı tamamlandı. İki ülke arasında sanayi, tarım, tarımsal karantina, sosyal işler, havacılık güvenliği, deniz kirliliğiyle mücadele, araştırma, deniz kurtarma, konut, inşaat, gençlik, spor, petrol ve gaz alanlarında mutabakat muhtırası imzalandı. Bunun yanı sıra Libya'da uygulanması planlanan projeleri gerçekleştirecek Mısırlı şirketlerle 6 anlaşmaya varıldı. Libya'da Mısırlı şirketler tarafından yapılacak projeler arasında Trablus kenti 3. çevre yolu, ülkenin kuzeybatısındaki Milite'de ve kuzeydoğusundaki Derne'de 2 gaz istasyonu, Ejdabiye-Calo arasındaki yol bakım onarımı yer alıyor. Medbuli imza töreninde Mısır siyasi liderliğinin Libya'daki birlik hükümetini desteklediğini, ülkedeki kurumların birliği ve yol haritasının tamamlanması hedefli tüm çabalara destek verdiğini dile getirdi. Dibeybe ise gelecek dönemde iki ülke arasındaki ticari ve iş gücü hareketini güçlendirecek tüm kolaylıkların sağlanacağını vurguladı. Libya Başbakanı, hava ve deniz yolu seferlerinin artırılacağını ve iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin açılması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Mısırlı şirketlerin imzalanan anlaşmaları hayata geçirme yeteneğine olan güvenini belirten Dibeybe, Libya Merkez Bankası'nın da söz konusu projelerin finansmanının kolaylaştırılmasından sorumlu olduğunu kaydetti. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe söz konusu anlaşmalar için Kahire'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Ermenistan'a gidiyoruz. Ermenistan'da başkent Erivan Belediyesi skandal bir karar aldı. Belediye Başkanı Hayk Marutyan'ın danışmanı Kamo Arayan, İttihat ve Terakki hükümetinin kahramanlarının katiller anısına bir sözde soykırım anıtının dikileceğini açıkladı. Arayan'ın açıklamalarına tepki ise Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Dilek Çınar'dan geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirme açıklamalarına karşı bir girişim başkent Erivan Belediyesi'nden geldi.
Erivan Belediye Başkanı Hayk Marutyan'ın danışmanı Kamo Arayan, Yaşlılar Konseyi kararı doğrultusunda bir küstahlık anıtının dikileceğini açıkladı. Arayan, anıtın 1. Dünya Savaşı'ndaki Vatan Savaşı'nın kahramanları Talat ve Cemal Paşa'nın katillerinin anısını olduğunu belirtti. Belediye Başkanı'nın danışmanı, anıtın yerleştirilmesi fikrinin katillerin torunları tarafından alındığını bildirdi. Ermenistan daha önce de Talat Paşa'nın başını ayağının altına alan katili Sogomon Tehlarian'ı gösteren bir heykel dikmişti. Satranç evine yakın bir yere yerleştirilmesi öngörülen anıt projesine tepki ise Türkiye Gençlik Birliği'nden geldi. TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, Yaşlılar Konseyi kararına karşı TGB'nin Islahatçı Gençlik Birliği ile imzaladığı anlaşmanın önemini vurguladı. Burada Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan bu kardeşlik ve işbirliği anlaşmasının maddelerinden biri de emperyalizme karşı mücadeledir ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a, Türkiye'ye ve bölgeye yönelik bu tehditlerine karşı mücadeledir. Ermenistan'ın bu küstahlığına, bu aşağılığına izin vermeyeceğiz ve Talat Paşa'nın katillerinin, o eli kanlı adamların, o eli kanlı insanların heykellerinin dikilmesine izin vermeyiz, müsaade etmeyiz. Talat Paşa bizim milli değerimizdir, Talat Paşa bizim onurumuzdur. O yüzden Ermenistan'ın bu küstah ve aşağılık, haince davranışına karşı Türk gençliği olarak kesin tavrımızı belirtiyoruz. Efendim, AK Parti'nin ekonomi ilişkin kanun teklifinde sona gelindi. Bakalım şimdi detaylarına hemen haberin. Küçük esnafa vergi muafiyeti, çiftçiye indirim yolda. Hükümet piyasaları rahatlatmak için önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti'nin MHP ile yapacağı istişarelerin ardından teklifin son şekli verilecek. Teklifin 56 maddeden oluştuğu belirtiliyor. Teklifi ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Bu vergi muafiyetinin yaklaşık 900 bin esnafı kapsaması bekleniyor. Çiftçiye de vergi indirimi geliyor. Bu arada yapılacak düzenleme ile artık desteklerden vergi alınmayacak. Teklifle internet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiriliyor. Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğu vardı. Bu kişiler yine vergi mükellefi olacaklar, ancak banka onlara yatan paranın stopajını doğrudan kesecek. Sorumlu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj alınacak. Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir, yılda 4 defa veriliyordu. Burada da bir değişikliğe gidiliyor. Yılda 3 beyanname verilecek. Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü de kaldırılıyor. Öğrencilere staj sırasında verilen 767 lirayı artık tamamen devlet ödeyecek. Söz konusu rakamın da 1000 liraya çıkarılması öngörülüyor. Şimdi Norveç'e gidiyoruz. Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasında iki isim Norveç parlamentosuna girdi. İki PKK'lı örgütün aktif isimleri arasında yer alıyor. Bu isimlerin sözde sivil toplum faaliyetleri adı altında örgüte hizmet ettikleri biliniyor. Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasından iki isim Norveç meclisine girdi. Seher Aydar ve Mani Hüseyin adlı iki PKK'lı ülkede örgütün Avrupa faaliyetlerinde etkin rol oynuyor. Aydar, örgütün Norveç'teki kilit isimlerinden. Oslo'da örgütün dayanışma merkezi adı altında kurduğu yapılanmanın başında bulunuyor. Dahası ülkedeki örgüt bağlantılı çoğu oluşumda Seher Aydar ismi geçiyor. Kuğundalar, kültür kuğundalar. 32 yapmış. Yaşındaki Aydar sözde sivil toplum oluşumları üzerinden terör örgütüne finansman sağlıyor. Hatta örgütün medya yüzlerinin başında geliyor. Aydar ülkedeki siyasi partilerden Kızıl Parti'nin de gençlik kolları başkanı. 33 yaşındaki Mani Hüseyin'i Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı doğumlu. Norveç'ten önce ailesiyle İsveç'te yaşayan Hüseyin'i İşçi Partisi'nden parlamentoya girdi. Mani Hüseyin'i örgüt toplantılarına sıkça katılan bir isim olarak biliniyor. TÜBİTAK Bilişim Vadisi ve Havaistan İşbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması rekor katılımla düzenlendi. Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmaya Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Yarışmaya katılan genç beyinlerle bir araya gelen Bayraktar, burada en önemli kaynak insan kaynağı, bu anlamda genç kardeşlerimize güveniyoruz dedi.
Burada hem TÜBİTAK hem Havelsan hem Bilişim Vadisi. Doğru mu saydım paydaşları? Evet. Tabii onların desteğiyle geçtiğimiz yıllarda bu yarışma dünya çapında bir noktaya geldi diyebiliriz değil mi artık? Evet. Benim de gördüğüm öyle. Teknofest kapsamında robotaksi binek otonom araç yarışmasının dördüncüsü Gebze'de düzenlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yarışmayı yerinde inceledi. Yeteneklerini sergileyen genç mühendislere destek veren Bayraktar, otonom teknolojiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Oyun bunun üzerinden dönüyor artık. Yani arabadaki, otomotivdeki, mobilitedeki en büyük devrim burada. Sizler de bunun şampiyonlarısınız. Ben hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizi daha yukarıya taşıyacaksınız. Otonom teknolojide en önemli kaynağın insan olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, bu yıl yarışmaya katılımında rekor seviyede olduğuna dikkat çekti. Tabii Teknofest böyle eksponansiyel, geometrik artışla büyüyor. İlk yıl bu yarışmalara 20 bin öğrenci başvurmuştu ki o bile çok büyük bir rakamdı. İkinci yıl bu 50 bin oldu, sonra 100 bin oldu. Bu yıl artık dünyada açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını böyle geride bırakacak şekilde 200 bin öğrenci başvurdu bu yarışmalara. 45 binden fazla takım başvurdu. Burada da en önemli kaynak insan kaynağı açıkçası. Bütün dünyanın aradığı asıl şey. Yani nasıl ki... Vatan Partisi Öncü Kadın 26 Eylül'de 11. olan genel kurultayını toplayacak. Kadınlar Vatan Partisi'ne Vatan Partisi iktidar sloganı ile yapılacak kurultaya. Genel Başkan Doğu Perinçek ve Diyarbakır anneleri de katılacak. Öncü Kadın Genel Sekreter Yardımcısı Eylem Göksu Yıldırım, hayatın her alanında üretime katkı sunan kadınların kurultaya damga vuracağını söyledi. Türkiye'de bir kadın hareketi yükseliyor, güçleniyor. Kadın hareketinin öncüleri iktidar hedefi için bu kurultayda birleşecek. Kurultayımız 26 Eylül Pazar günü saat 10.30'da Anemon Otel'de gerçekleşecek. Vatan Partisi Öncü Kadın Diyarbakır'da PKK-HDP'ye bayrak açan annelere büyük destek verdi. Öncü Kadın aynı zamanda neoliberal kadın eylemlerine karşı çizgi mücadelesini göğüsledi. Kadınlar üretim içerisinde var olmak, iktidarda var olmak, laboratuvarda var olmak gibi isteklerini ve dileklerini dile getiriyorlar. Bununla da yetinmeyip tacize ve tecavüze uğrayan kadınlarla çocukların haklarını sonuna kadar savundu. Şimdi de kadın mücadelesini daha da yükseltmek için kurultayını toplama kararı aldı. Muş, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, İzmir, İstanbul gibi Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar kurultayımıza katılacaklar. Aynı zamanda kurultayımıza Genel Başkanımız Doğu Perinçek de bulunacaklar. Öncü Kadın Genel Sekreter Yardımcısı Eylem Göksu Yıldırım, kurultay hazırlıklarını ulusal kanala anlattı. Kurultayımızda ana sloganımız kadınlar Vatan Partisi'ne, Vatan Partisi iktidara diyerek kurultay örgütlenmemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de iki çizgi kadın hareketi geliyor. Atlantik'ten kopup neoliberal iklimden kopan ve devrimci milli kadın hareketinde kadınlar fazla öne çıkıyorlar, üretmek istiyorlar. Bu kadınları da iktidara taşımak üzere kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Yıldırım, Türkiye'nin üretim devrimi koşullarına girdiği bu dönemde toplanacak kurultaya emek mücadelesi veren, alın teri döken kadınların damga vuracağını belirtti. Türkiye şartlarında bugün bir üretim ekonomisi içerisinde sıkışmışlığı görüyoruz ve burada da üretimden yana, kadından yana bir iktidar için mücadele vermek istiyorlar. Türkiye'de bir kadın hareketi yükseliyor, güçleniyor. Evet, çok kısa bir reklam aramız var, ayrılmayın. Reklamların ardından Ankara'ya gideceğiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygür açıklama yapacak. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz efendim. Efendim, gün ortası devam ediyor. Kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Vaka sayıları artmaya devam ediyor dedik. 30 bine yaklaşmış gözüküyor. Peki ne oluyor? Okulların da açılmasıyla artan hareketlilik vakaları yeniden yükselişe geçirdi. 20 bin bandında da seyreden rakamlar 30 bine dayandı. Üstelik hayatını kaybedenlerin sayısı da düşmüyor. Tablodaki verilere göre aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.
Aşı karşıtlığının pompalanması, okulların açılması, havaların soğuması, kapalı alanlarda vakit geçirmenin artması, vaka sayılarında da düşme noktasında beklenen ivmeyi pek getirdiği söylenemez. Rehavet havası nedeniyle yükselişe geçen vakalar 30 bin lira dayandı. Özellikle aşı karşıtlarının etkilerini kırmak lazım bu popülasyon üzerinde. Bu konuda bilgilendirici yayınlar, kamu spotları etkili olacaktır. Uzun süredir 20 binlerde seyreden rakamlar artan hareketlilikle birlikte yeniden tırmanışa geçti. Aşısızlar daha ağır hastalığa yakalanıyorlar. Hastaneye yatış oranları daha yüksek. Yoğun bakımdaki ölüm oranları daha yüksek. Aşılılar çoğunlukla hastalığı hafif atlatıyorlar. Vakalar kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da korkutuyor. Çünkü rakamlar hala 200'ün üzerinde. Bu süreci kimsenin yaşamaması için elimizden geleni yapmamız lazım ve vatandaşlarımızı bu konuda uyarmamız lazım. Tablodaki verilere göre aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Uzmanlar aşı karşıtlığının bir an önce kırılması görüşünde. Hep kulaktan dolma bilgiler üzerine aktarılıyor. İşte benim bir komşum iki doz aşısını yaptırdı, kalp krizi geçirdi. İşte benim işte bir akrabam işte aşılarını yaptırdı, inme geçirdi. Ne bileyim işte kısırlık yapıyor, ileride çocuk sahibi olamayacaklar. Bunların hepsi anlamsız, herhangi bir bilimsel veriye dayanmayan ve çoğunlukla da art niyetli açıklamalar. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Uslu son günlerde artan grip vakalarına karşı da uyarılarda bulundu. Geçen seneye oranla daha fazla grip vakası olabilir. Grip semptomlarıyla korona semptomları karışabilir. Bu nedenle özellikle risk grubundaki insanların, 60 yaş ve üzerindeki insanların grip aşılarını da yaptırmalarında fayda var diyorum. Efendim şimdi Ankara'ya gideceğiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği madde bağımlılığına karşı anneler hareketi başlatıyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygur ve beraberindeki heyet Ankara'da bizi bekliyor şu anda. Bir basın açıklaması da yapacaklar. Ekranlarınıza geldi. Hemen sözü Sayın Oygür'e bırakıyoruz. Evet, söz Ankara'da. Değerli basın emekçileri, değerli milletimiz, Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak Türkiye genelinde başlatacağımız madde bağımlılığına karşı anneler hareketi çalışmamızı sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Bu çalışmanın başta anneler olmak üzere ailelerimize en geniş şekilde duyurulması ve tanıtılması son derece önemlidir. Çünkü derneğimiz bu çalışmada uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasını önlemede anneler ve ailelerle beraber çalışacaktır. Bu bakımdan buradaki varlığınız, vereceğiniz katkılar sonsuz önem ve değerdedir. Hepinizi Genel Yönetim Kurulumuz adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Burada bulunduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Derneğimizin uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 yıl önce başlattığı bir çalışma, COVID-19 salgınının araya girmesiyle tamamlanamamıştır. Cumhuriyet Kadınları Derneği yeniden kolları sıvamış ve bu defa çocuklarımızı, gençlerimizi yani geleceğimizi hedef alan madde kullanımı sorununu temelinde yatan ideolojik yönüyle ele alarak yeni bir çalışma hazırlamıştır. Çalışmanın ayrıntılarına girmeden önce bu sözlerimi açmak istiyorum. Batı ülkelerinde başlayan ve 19. yüzyılda doğruğa çıkan üretime dayalı rekabetçi kapitalizm bir yüzyıl içinde bu ülkelerin, bu kapitalist ülkelerin kapitalizme geçememiş ülkeleri ve yoksul kıtaları acımasızca sömürdüğü emperyalizme evrilmiştir. 20. yüzyıl emperyalizm çağıdır. Ama aynı zamanda emperyalist devletlere karşı milli devletlerin uyanış ve mücadele çağıdır. Nitekim Birinci Dünya Savaşı dediğimiz paylaşım savaşında emperyalist Batı ülkelerinin en başta gelen hedefi Osmanlı Devleti'ni yıkıp parçalamaktı. Buna karşılık Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz bağımsızlık savaşını verdi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. 21 yılını tamamladığımız 21. yüzyılda emperyalist tahakküme direnebilecek tek güç olan milli devletlerin emperyalizme karşı mücadelesi yükselmiştir. Herhalde ileride kara çağ diye adlandıracağımız emperyalizmin hakimiyet dönemi son bulmaktadır.
Emperyalizmin baş temsilcisi Amerika'nın Türkiye'yi bölme hevesinin PKK ve FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadele sonucunda kursağında kalması ve Irak, Suriye ve en son olarak Afganistan'da da yenilmesi, sömürüye geçit vermeyen milli devletlerin güçlenme çağının başladığını göstermektedir. Amerika ve diğer emperyalist devletler yalnız silahla değil, ekonomik, siyasal ve sosyal baskılarla da bağımsızlıkçı milli devletlerin güçlenmesini engellemeye çalışıyor. Bu baskıları küreselleşme adı altında yürüttükleri politikalarla hayata geçirmektedirler. Küreselleşmenin ideolojik aracı ise neoliberalizmdir. Neoliberalizmin gerçek yüzünü tek cümleyle anlatmak istersek, özgürlük ve demokrasi kandırmacasıyla bireyleri bütün değerlerine yabancılaştırarak milletleri parçalamak olarak tarif edebiliriz. Ülkemiz 1980'lerden itibaren dahil olduğu küreselleşmenin ve neoliberal ideolojinin etkisi altında zorluklar yaşayarak bugünlere gelmiş, fakat 2015 yılından itibaren Amerika'nın kuklası bölücü ve gerici terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içine girerek emperyalist tahakkümü kabul etmeyeceğini göstermiştir. Bununla birlikte neoliberal ideolojinin milletimizi ve özellikle gençlerimizi soylu tarihsel gerçeklerimizden, milli ve manevi değerlerimizden, kültürümüzden, öz sanatımızdan uzaklaştırıp tek dişi kalmış Batı medeniyetinin yoz kültürüyle zehirleme amacının devam ettiğini de görmek zorundayız. Silahla esir alamadıkları Türk milletini gençliğimizi bozarak ele geçirme planları emperyalist devletler için şüphesiz ki çok daha kazançlıdır. Küreselleşmeyle birlikte kendimizi içinde bulduğumuz neoliberalizmin hedefinde yarınımız olan çocuklarımız ve gençlerimiz vardır. Ülkemizi daha çok sömürmelerinin yolu gençlerimizin milli kimliğinden koparılması ve uyuşturulmasından geçmektedir. Ailesine, milletine, diline ve ülkesine yabancılaşmış, yalnız kendi çıkarları için yaşayan, bilinçsiz, düşünmeyen, okumayan, sorgulamayan, üretmeyen, has peşinde koşan, sahte özgürlüklere esir olan uyuşmuş nesillerin yolunu açmaya çalışıyorlar. Böylesi bir yabancılaşmanın ön şartı bireyin kendisine yabancılaşmasıdır. Burada sınır tanımıyorlar. Küçücük çocuklarımıza cinsiyetlerini sorgulatıyorlar ve işe bedenlerine yabancılaştırmayla başlıyorlar. Yaşı gelen çocuklarımızı ise bağımlılık yapan maddelere övgüler düzen, müziklerle, dizilerle, sosyal medya fenomenleriyle etki altına alıp uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanmaya onları teşvik ediyorlar. Yarattıkları bu yoz kültürle uyuşturucu kullanmayı gençliğin başkaldırı ve isyan dürtüsünde geçerli bir biçim olarak sunuyorlar. Emperyalizmin sistemi yeniden üretmesi için kendi gençlerine giydirdiği hiçlik gömleği, milli devletlerde gençliği kendi emelleri için kullanma silahına dönüşmektedir. Biz gençlerimize hiçliğin, kimliksizliğin giydirilmesini asla kabul etmeyiz. Şimdi ülkemizde uyuşturucu kullanımıyla ilgili bazı bilgileri ve ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak başlattığımız madde bağımlılığına karşı anneler hareketini kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Günümüz dünyasının en önemli sorunları arasında yer alan madde kullanımı,
bağımlılığa neden olan ancak tedavi edilebilir bir hastalıktır. Madde kullanımının hafıza, muhakeme, dikkat, düşünme gibi bilişsel işlevler üstüne kalıcı etkilerinin yanı sıra suç ile ilişkileri ise önemli bir toplumsal güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ ile mücadele içinde olan ülkemiz açısından son derece önemli olarak şunu belirtmek gerekir. Uyuşturucu imalatı ve kaçakçılığıyla terör örgütleri milyarlarca dolar gelir elde etmekte. Buradan kazandıkları paraları teröristlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve silahlanma için kullanmaktadırlar. PKK'ya yönelik operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilmektedir. Özür dilerim. Ülkemiz hiçbir yasa dışı uyuşturucu maddenin ana üretim alanlarından biri olarak gösterilmemektedir. Buna karşılık uyuşturucu kaçakçılığında çok önemli bir güzergah olan Balkan rotası üstündeyiz. Gerek Asya'dan bitkisel kökenli uyuşturucunun, gerekse Avrupa'da sentetik olarak üretilen uyuşturucunun karşılıklı kaçakçılığında transit ülkeyiz. Ve %15 oranındaki genç nüfusumuzla da hedef durumundayız. Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele alanında yaptığı kamu harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre %7,3, 2020 yılında ise 2019'a göre %28,2 oranında artmıştır. Yani Türkiye bu işe ciddi anlamda eğilmektedir. Narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığının uyuşturucu suçlarından adli işlem gören, burada yani adli işlem görenler, onun altını çiziyorum. Adli işlem gören 23.526 kişinin cevaplarıyla hazırladığı 2021 Narkolog Projesi analiz raporundan seçtiğimiz bazı sonuçları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlar 2020 verileridir. Rapor 2021'de çıktı. Bir kere uyuşturucu suçlarına karışanların büyük çoğunluğu erkektir. Uyuşturucu suçuna karışanların %87,2'si aile fertleriyle yaşamaktadır. Madde kullanmaya başlanmada merak etkisi %38 ile ilk sırada gelmektedir. Uyuşturucu kullanmaya başlama bakımından 25'e kadar olan yaşlar en riskli dönemi oluşturmaktadır. %80 olguda madde kullanmaya esrarla başlanmıştır. En fazla kullanılan uyuşturucu %45,7 ile yine esrardır. Esrar kullanarak maddeye başlayan her 5 kişiden 3'ünün farklı maddelere kaydığı görülmüştür. Şimdi bu somut veriler bize neler söylüyor? Madde kullanımı önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Yalnız kullanan kişi de değil, aynı zamanda ailesini ve çevresini de etkileyen toplumda ekonomik, sosyal ve güvenlikle ilgili zararlara da yol açan çok yönlü bir sorundur. Bu nedenle çok yönlü çözümler gerekmektedir. Devlet kurumlarımızın bu mücadelede aman vermeyen yaklaşımlarını büyük takdirle izliyoruz. Sahada görev yapan emniyet güçlerimize, jandarmamıza başarıları ve güçleri daim olsun diyoruz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi hedef alan çürümüş, yozlaşmış kültürel saldırı ile bu sorunun
sürekli beslenmesi karşısında topluma ve kitle örgütlerine de görev düştüğünü kabul ediyoruz. Eğitim ve sosyal çalışmalar yapan kurumlarımız başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluş uyuşturucu madde kullanılmasını önleme aşamasında yapacağı çalışmalar sıtmaya karşı bataklığı kurutmak ölçüsünde değerlidir. Yukarıda narkolog projesi analiz raporundan aktardık. Ne dedik? Madde kullanımına en fazla merak ederek başlanıyor. O zaman bataklığın merak bileşenini kaldıracağız. Bu gençlerde merakı uyandıran ne? Bu merak nerede en sağlıklı, ne şekilde giderilebilir? Buna bakacağız. Gençlerimizi hiçlik, köksüzlük duyguları içinde bocalamaya terk eden neoliberal etkilerin buradaki rolünü ele alacağız. Bu çürümeye direnecek tüm kurumlarımızı, elbette ki başta aile kurumunu harekete geçireceğiz. Bütün gençlerimizi ilgilerine, yeteneklerine göre mutlu ve üretken bir hayata hazırlayacak bilimsel eğitim sisteminde ısrar edeceğiz. Rapor önümüze koyuyor. Ne diyor? Madde kullananlar, tabii çoğu genç olduğu için elbette, büyük oranda aileleriyle yaşamaktadır. Bu veri çok değerlidir. Anlıyoruz ki aileyi güçlendirmek, çünkü ailenin içinde yaşıyor madde kullanan kişi. Aileyi güçlendirmek, aileyi doğru şekilde yönlendirmek, ailenin madde karşıtı duruşunu pekiştirmek, bataklığı kurutmada en güçlü araçlarımızdan bir tanesi. Esrar verilerine dikkat edelim. Raporda çıkan, kötülüğün başı diyebileceğimiz esrara ve esrarı masum gösterenlere savaş açacağız. İşte neoliberal saldırı zaten buradan giriyor. Özetle, bataklığı oluşturan bütün elementlerin tek tek üzerlerine yürüyeceğiz. Şimdi Anneler Hareketi çalışmamızı anlatacağım ve sonra bitiriyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği kuruluş amacı ışığında milli devletimize ve milletimize yönelik tehditlere karşı mücadele etmeyi varlığının temeli olarak görmektedir. Derneğimiz emperyalizme ve onun neoliberal ideolojisine karşı durma mücadelesi içindedir. Bir demokratik kitle örgütü olarak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşan madde kullanımı, bu madde kullanımını biz emperyalizme ve neoliberalizme mücadele çerçevesinden ele alıyoruz. Bu bizim tüzük amacımızla tamamen uyumlu bir duruştur. Bu toplumsal sorunumuzla mücadelede neoliberalizmin hedef aldığı güçlü kadın, güçlü anne, güçlü aile olgusunun aslında bizim en önemli silahımız olduğunu milletimizin dikkatine sunmak istiyoruz. Bu oyuna gelmeyelim. Biz güçlü kadın, güçlü anne, güçlü aile kurmak, tesis etmek ve bunu korumak zorundayız. Madde bağımlılığına karşı Anneler Hareketi, madde kullanımına karşı koruma ve önleme amacıyla düzenlenmiş olup hedef kitlesi anneler ve ailelerdir. Uyuşturucu bataklığının kurutulacağı yer ailedir. Aile içinde de çocukla oluşumundan itibaren başlayan özel bağı nedeniyle annedir. Çalışmanın isminde Anneler Hareketi ifadesi var. Çünkü milletimiz harekete geçen annelerin asla pes etmeyeceğini bilmektedir.
Neredeler o anneler? Mesela Diyarbakır'dalar. Bununla birlikte çalışmamızda elbette ki ailenin iki temel direği olan anne ile babayı beraber ele aldık. Gençler arasında giderek yaygınlaşan madde kullanımını önlemeye katkıda bulunmak amacıyla hazırladığımız çalışmanın hedeflerini şöyle sıralıyoruz. Madde kullanımını önlemede aile denetimini doğru bir çerçeveye oturtmak. Ne demek aile denetimi? Doğru biliyor muyuz acaba? Toplumda madde kullanımını sıradanlaştırmaya yönelik algı oluşturma çabalarına karşı madde karşıtı duruşu güçlendirmek. Madde kullanımının zararlarının, olumsuz sonuçlarının farkında olan bilgili, bilinçli, bilgisi sayesinde sesini duyuran güçlü bir kitle oluşturmak. Aile içi bağları kuvvetlendirmek, çocukların aile değerlerini benimsemesini sağlamak. Çalışmada amaca uygun olarak anne babalara yönelik standartize edilmiş videolar ve basılı malzemeden oluşan eğitim setleri kullanılacak. Bu çalışmayı nasıl yapacağız? Öncelikle derneğimiz şube yöneticilerinin üyelerimizle örgütleyeceği mahalle ziyaretleriyle yürüteceğiz. Mahalle muhtarlarımızdan çok büyük destek alacağımıza inanıyoruz. Bizlere o mahallede anne ve ailelerle en elverişli şekilde nasıl buluşacağımızı onlarla örgütleyeceğiz, planlayacağız muhtarlarımızla. Bu toplantılarımızda kısa videolarımızı, eğitim broşürlerimizi kullanacağız. Sohbet edeceğiz. Ayrıca yine mahallelerde bilgilendirme amaçlı, hani toplantıda olmayanlar, olamayanlar için elbette, masa çalışmaları ve esnaf çarşı pazar ziyaretleriyle yaygın afişleme ve broşür dağıtımı yapacağız. Valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza, il ilçe belediyelerimize çalışmamızı anlatacak ve onlardan kıymetli yardımlarını talep edeceğiz. Çalışmanın diğer önemli ayağı ise etki şekilde kullanacağımız sosyal medya üzerinden olacaktır. Anneler Hareketi ismiyle internet sitemizi açtık. Sitemizde çalışmanın kamu spotu benzeri kısa videoları ve basılı materyaller yanında konuyla ilgili Türkçe bilimsel makalelere ve kurumlarımızın ilgili raporlarına yer vereceğiz. Buradan ulaşmak mümkün olacak sitemizden bunlara. Uzmanlarla çevrim içi canlı konferanslar düzenleyeceğiz ve sitemize yükleyeceğiz bu konferansları. Anneler Hareketi sitesini uzun süre aktif tutacağız. Madde bağımlılığına karşı anneler hareketi çalışmamızı bir proje olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunduk ve desteklerini talep ettik. Bu çalışmanın genel müdürlüğümüzce desteklenmeye layık bulunduğunu gururla belirtir. Bakanlığımıza, derneğimiz adına teşekkürlerimi sunarım. Değerli basın emekçileri, çalışmanın geniş toplum kesimlerine duyurulması için ulusal ve yerel basınımızdan güçlü bir destek beklediğimizi başta belirtmiştim. Lütfen sesimize ses olun. Bu çalışmayı ne kadar çok anne ve aileye duyurursak, bataklığı kurutmaya o kadar katkı veririz. Bu da neoliberal safsataya kulak asmayan, ailesine, milli değerlerine, milletine ve ülkesine bağlı, bireyci değil toplumcu, bencil değil paylaşımcı, tertemiz gençlerimizle, geleceğe güvenle bakmamız demektir. Hepinize genel yönetim kurulumuz adına teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Evet, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygür'ün açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Devam edelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Haberlerimize bakalım ve İzmir'e gidelim. İzmir'de aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğini protesto eden aile hekimleri ve hemşirelerden ücretsiz kesinti yapıldı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı aile hekimi Murat Kalaycıoğlu karara tepki gösterdi.
Aile hekimliği çalışanlarının ücretlerini düzenleyen mevzuat güncellenerek 1 Temmuz'da yeniden yürürlüğe girdi. İzmir'de bu durumu protesto edip iş bırakan aile hekimi ve hemşirelere yeni yönetmeliğe göre ücret kesintisi yapıldı. Ağustos ayı maaşlarına baktığımızda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün eyleme destek veren çalışanlarımızın iş bırakma eylemine katıldıkları günleri işe gelmedikleri kabulüyle maaş kesintisi uyguladığını gördük. Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Aile Hekimi Murat Kalaycıoğlu, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün uygulamasının hukuksuz olduğunu savundu. Sendikasının aldığı kararın arkasında duran üyelerine sendika eylemine katıldıkları için bir ceza verilemez. Hele maaş kesintisi asla ve kat'a verilemez. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu uygulamasının hukuksuz olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hekim Kalaycıoğlu yeni düzenlemeyle beraber birçok iş yükü ve cezai uygulamalarında geldiğini söyledi. Ne getirdi bu bize yönetmelik? Kronik hasta takibini getirdi. Basın ve medya kuruluşlarıyla birlikte açıklama kısıtlaması getirdi. Ceza yönetmeliğini güncelledi. Ceza yönetmeliği içerisinde ağır puan cezaları ekledi. Sendikal faaliyetlerin anayasal bir hak olduğunu söyleyen Kalaycıoğlu, açılan davaların takipçisi olacağız dedi. Hiçbir savunma, hiçbir ifade, hiçbir sorgulama yapılmaksızın işe gelmedin sen diyerekten yapılan bu maaş kesintisinin hukuksuz tarafı ve sendika eylemine karşı yapılmış olmasını itibariyle Türk Ceza Kanunu 118. maddesi gereği sendikal faaliyetleri engelleme suçuna giriyor. Bununla ilgili de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmayı planladık. Efendim, yüz yüze eğitimde 10. gün geride kaldı. Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitim ara verildi. Bu hafta okullarda neler yaşanıyor? Türk Eğitim Sen'e sorduk. Yanıtlar haberimizde. Okulların açılmasıyla toplumsal hareketlilik arttı. Koronavirüs vaka sayılarında artış sürüyor. Geçen hafta 198 derslikte pozitif vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Peki okullarda bu hafta neler yaşandı? İzmir'de de bölgemizde 10 civarında dersliğin eğitim öğretime ara verdiği ile ilgili bilgimiz var. Türk Eğitim Sen İzmir İkinoğlu Şube Başkanı İrfan Toksoy ikinci haftada okulların durumunu aktardı. Okullar kalabalık, dersler uzun, teneffüsler ise kısa. Deprem dolayısıyla pek çok okulda yıkım gerçekleştirildi bu sene. Bu yıkımdan sonra da ikili öğretim konusuna tekrar dönmek durumunda kaldı. Bazı ilkokullarla ortaokullar birleştirildi. Dolayısıyla ikisinin eğitim şartları farklı. Eğitim camiasındaki diğer tartışma ise ikili eğitim mi olmalı, tam gün mü eğitim verilmeli? Sabah saat 7'de derse girip işte birinci dönemi yapan öğrenciler, ikincilerde saat 1 gibi, 1.30 gibi girip saat akşam 7-8 gibi dersten çıkan öğrencilerimiz var. Bu eğitimin sağlıklı yapılmasını beklemek mümkün değil bu şekilde bir eğitimin. Tam gün eğitimin öğrencilerin hem fiziksel anlamdaki durumlarına hem de zihinsel anlamdaki olgunluklarına daha çok etki edeceğini düşünüyoruz biz. Eğitimciler kadar veliler de kaygı duyuyor. Özellikle de okullardaki hijyen şartları velileri düşündürüyor. Çünkü hala temizlik görevlisi olmayan okullar var ya da yetersiz sayıda görevli var. Temizlik malzemesi bakımından, hijyen malzemesi bakımından bir sıkıntı yok. Ama had safhada personel sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Kastımız şu, yani bir okulun takdir ederseniz 300-500 ya da 1000 öğrencilik bir okulun 3-4 temizlik personeliyle işlerinin gördürülmesi beklenemez. Salgına özel olarak bu personel sayısının en az bütün okullar için söylüyoruz. 2 katına çıkarılması hem işsizlik yaşayan vatandaşlarımız için bir çözüm kapısı olacaktır. Hem de çocuklarımızı daha rahatlıkla, gönül rahatlığıyla okullarımıza gönderebileceğizdir. Çünkü temizliği düzgün yapılıyor olacaktır. Oraya doğru ilerlediğinde ise Bizans'la mücadelesi olacak. Evet, COVID-19'la mücadeleyi konuşacağız. Profesör Doktor Sayın Taceddin İnandı bizlerle birlikte, halk sağlığı uzmanı, ekranda da görüyorsunuz. Hocam hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi vaka sayıları inanılmaz bir şekilde yükselmeye devam ediyordu. Bekliyor muyduk, beklemiyor muyduk? Sonbahar mevsiminin gelmesiyle de grip vakaları da arttı. Hepsini size soralım ama öncelikle Turkuaz tabloya bakalım mı sizde? Nasıl gidiyoruz? Sizin bir ilk olarak değerlendirmenizi almak istiyorum. 262 kişi hayatını kaybetti. 28.118 yeni vaka, yani 30 bine yaklaşmış gözüküyor hocam. Buyurun. Evet. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi hem hasta sayılarında hem de ölüm sayılarında önemli bir artış görüyoruz.
Bu aslında dördüncü bir dalga olduğunu gösteriyor. Açık net salgın grafiğine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Vaka sayılarında üçüncü dalgadan sonra 4000 civarında inmiş idik. 4-5000 aralığında seyrediyorduk. Ama daha sonra artarak 26.000, 27.000 son günlerde de 28.000 dolayında hasta görmeye başladık. Bunun artmasını bekliyorum açıkçası ben. Yani azalması için bir neden olması gerekir. Bu neden de ya toplumdaki bağışık kişi sayısının artması aşıyla ya da önlemlerin sıkılaştırılması ile mümkün. Her ikisinde de önemli bir değişikliği kısa süre içerisinde görmek çok zor olduğundan, özellikle de aşı tarafında çok zor olduğundan, önümüzdeki günlerde bu vakaların artma eğilimi çok yüksek. Bunu kontrol edebilmek için, yani hızlı bir biçimde buna müdahale etmek, hasta sayılarını, ölüm sayılarını azaltmak istiyorsak, daha önce uyguladığımız tedbirleri, önlemleri hayata geçirmemiz lazım. Bunlar kısa sürede sonuç veren tedbirler. İşte maske, mesafe, hijyen, okulların havalandırılması, kapalı ortamların havalandırılması, yaygın test uygulanması, PCR testiyle beraber filyasyon, karantina, izolasyon gibi süreçlerin çok etkin bir biçimde yapılması gerekir ki bu dördüncü dalgayı hafif bir biçimde daha az bir şeyle atlatalım ya da en kısa sürede bunu kontrol altına alalım. Aşıyla biraz daha geç bir şey söz konusu. Yani aşılamada %80-85 düzeyine, 90 düzeyine çıkmamız gerekir ki bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Ne kadar bir zaman diyorsunuz? Çünkü bir taraftan hala tereddütü olanlar, karşı olanlar da var. Evet, bu da pek çok faktöre bağlı. Şu anda aşı tedarikinde önemli bir sıkıntı gözükmüyor. Ancak aşı olmak isteyenler yönünden, aşı karşıtı olanlar, aşı konusunda tereddüt gösterenler mevcut. Bunlara bağlı olarak şu an %50 dolayında, yani 2 doz aşıyı Sinovac'a eklediğimizde yaklaşık toplumun %40'ı bağışık durumda. Bunun iki katına çıkmamız gerekiyor. Demek ki daha alacağımız önümüzde önemli bir yol var. Bu yol en az birkaç ay, yani 2021'den önce toplumsal bağışıklığa erişmemiz çok zor gözüküyor. Belki 2022'nin başlarında her şey yolunda giderse ulaşılabilir. Ama tabii bu da öte yandan aşı tereddütlerini azaltmakla, aşı karşıtlarına karşı bilimsel, akılcı, çok kapsamlı bir mücadele yürütmekle mümkün. Doğru. Tabii bu alınan tedbirler yine oldukça önemli. PCR zorunluluğu da etki edecek diyor uzmanlar. Katılır mısınız aşı tereddütleriyle ilgili? PCR zorunluluğu elbette biraz zorlayıcı bir tedbir de olsa, aşı olmak istemeyenlerin bir kısmı, hani kolay bir test değil, insanın burnuna rahatsız edici bir test. Bunu sürekli yapılması durumunda rahatsız eden bir şeyi vazgeçebilir bu nedenle de. Aşı olabilir, özellikle aşı tereddütü gösterenler, ortada olanlar. Ama aşı karşıtları bununla da yetinmeyeceklerdir. Yani bunu yaptırır ama aşı olmayabilir. Çok inatçı bir kesim var. Çünkü onların kaygıları çok daha derin, çok daha inatlaşmış, kalıplaşmış bir şeye dönüşmüş bir inançları var. Yani onu değiştirmek de pek kolay değil. Tartışmayla da ya da bilimsel kanıtlarla da bunu düzeltmek çok zor. Aşı karşıtlarından söz ediyorum. Çünkü aşı karşıtları komplo teorilerine, güvensiz ortama, inançlara, hurafelere ve dedikodulara dayanan bir sistem üzerinden karşımıza çıkıyorlar. Dolayısıyla bunlar bilimsel kanıtları okuyamıyorlar. Bilimsel açıdan okur yazar değiller. Okur yazar olsalar, yani bilimsel okur yazar olsalar, sağlık okur yazarı olsalar aşı karşıtları gerçeği görebilirler. Evet. Bu nedenle aslında bir anlamda cahildir. Yani bilimsel cehaletleri söz konusu. Bunu aşmak da çok kolay bir şey değil. Aşı karşıtlarıyla mücadelede. Ama aşı tereddütü gösteren insanlar olsam mı olmasam mı diye, ki çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Bunları çözmek, bu sorunu azaltmak mümkün. Açık olmak gerekiyor, şeffaf olmak gerekiyor, bilgi paylaşmak gerekiyor. Bu insanlara bilgi vermek gerekiyor. Tabii. Bilgi vererek aydınlatmak,
aydınlattığımızda bu insanları kendi kararlarını, doğru kararlarını verebilirler. Ama bu insanlar çok yönlü bir bilgi bombardımanına... Hocam geçtiğimiz hafta bir de meeting yapıldı biliyorsunuz. Sosyal mesafesiz, maskesiz, kısaca bir yorumunuzu da almak isterim o mitingle ilgili. Evet, yani bu miting tabii Türkiye buna izin vermeyebilirdi. Çünkü bu tamamen toplumu yanlış yönlendiren, toplumda önemli zarara yol açabilen, bilimsel bir dayanağı olmayan bir düşüncenin yayılması çabasıydı. Olabilir miydi? Olabilirdi. Daha sağlıklı ortamlarda olsaydı demokratik pek çok gösteriye değişik gerekçelerle kısıtlama getirilebiliyordu ki burada çok haklı gerekçemiz var. Bir salgın var, pandemi var, halk sağlığı tehdit altında. Üstelik bu karşı çıkış da tam bu tehdidi zorlaştıran bir karşı çıkış. Dolayısıyla buna izin verilmeyebilirdi diye düşünüyorum ben. İzin verilmesinin yanlış olduğunu açıkçası düşünüyorum. Öte yandan Türkiye'deki temel sorunlardan biri de şu Yeşim Hanım, yani aşı karşıtları fikirlerini rahatlıkla bu şekilde ortaya koyuyorlar, yayıyorlar. Ama Türkiye'de bilimsel bilginin üretilmesi de, yayılması da, paylaşılması da son derece zor koşullar altında yürüyor. Yani ulusal bir politikamız yok bu anlamda. Bu anda mesela COVID-19'a ilişkin bilgileri, aşı ve hastalıkla ilgili bilgileri ortaya koyacak bilim insanlarına destek, kolaylık, çaba yeterince gösterilmiyor. O nedenle de örneğin Türkiye üzerinden biz pek çok sorunun yanıtını bilemiyoruz. Yani aşıların koruyuculuk oranı ne kadar? Hastalığı aşıya bağlı yan etkiler ne kadar? Bunlara ilişkin bilgileri diğer ülkelerin sonuçlarından öğrenmeye çalışıyoruz. Aşılar ne kadar etkili? Bunlar ancak araştırma sonuçlarıyla ortaya konabilir. Bu verileri bakanlık paylaşırsa bunu ortaya çıkarmak son derece kolay. Ama veriler Sağlık Bakanlığı'nın elinde. Bunları bilim insanlarıyla paylaşması gerekir. Bunlar paylaşılmadıkça da sorulara verilecek olan yanıtlar bilimsellikten uzaklaşacak, kanaatlere, subjektif şeylere dayanacak. Tüm bunlar da aşı karşıtlarının işine yarayacak. Evet, ki aşılarla ilgili de ileriki günlerde bir paylaşım yapılacağı da aktarılmıştı Sağlık Bakanlığı'ndan. Tabii ki takip edeceğiz ama şimdi her yıl yaşadığımız aslında pandemiyle birlikte daha da bizim ilgi alanımıza giren işte bu grip vakaları. Bir kez daha bu konu gündemde. Çünkü sonbahar mevsimiyle birlikte grip vakaları da artıyor. Hepimiz grip olabiliriz. Biz nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi bir telaş var. İnsanlarda belirtileri çok önemli ya. Çok da birbirine benziyorlar. Ne diyeceksiniz hocam? Nasıl ayırt edeceğiz? Yani griple koronayı, COVID-19'u birbirinden ayırmak, yani klinik olarak ya da belirtiler bakımından birbirinden ayırmak mümkün değil. İkisi de birbirine çok benzer belirtiler gösteriyor. Bunu hekimler de ayıramaz. Yani test, tahlil yapmadan hekim olarak hekimlerin de ayırt etmesi son derece güç, zor. Dolayısıyla hekimler bunu nasıl ayırt ediyorlar? İşte test yapıyorlar, PCR testiyle ayırt ediyorlar. Ya da tomografi çekiyorlar, akciğer görüntüsüne bakıyorlar. Bu gibi tetkiklerle gripten COVID-19'u ayırmaya çalışıyoruz. Yine de kolay, buna rağmen de zor durumlar yine karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla yani COVID-19'da gribi birbirinden ayırmak zor ama şu dönemde ateş, baş ağrısı, halsizlik gibi gerek grip gerekse COVID-19'da gözüken belirtiler ortaya çıktığında ilk aklımıza gelen şey COVID-19 muyuz? Bundan bunun ayırt edilmesi lazım. Yani bu ayrıcı tanının konulması lazım. Bu da PCR testiyle ya da işte tek bazı tomografi gibi testlerle yapılıyor. Bunu ancak hastane ortamında hekimler birbirinden ayırt edebilir. Söylediğiniz gibi mevsim itibariyle de grip vakalarının arttığı bir döneme doğru gidiyoruz. İkisi de benzer şekilde bulaşıyor ve geçen yıl bu dönemle kıyaslarsak geçen yıl aldığımız tedbirler özellikle maske, mesafe, havalandırma gibi tedbirler şu ana göre çok daha iyi durumda. Yani şu an biz bu açıdan oldukça geçen yılla kıyasladığımızda gerideyiz. Bu da grip vakalarında artışı da destekleyebilir COVID'le beraber. Peki, COVID nedeniyle aşı olacağız. Tabii evet. Çok önemli aşı hep konuştuğumuz konu ama
hem Covid hem grip olabilir miyim aynı anda? Karşılaştınız mı böyle vakalarla hocam? Genellikle gripal hastalıklarda bu pek gözükmez. Yani bir hastalık bir anda mevcut olur. Ama arkasından başka hastalıklar binebilir. Yani önce işte Covid geçirilebilir, grip geçirilebilir. Gripten sonra başka bir hastalık, bakteriyel başka bir hastalık ya da gelişebilir. Ama aynı anda iki hastalığın birden gözükmesi pek mümkün değil. Bugüne kadarki çalışma şeylerde, klinik deneylerde genellikle bir hastalık bir anda gözükür. Bu bir çeşit hani savunma mekanizması bağışıklık sistemiyle de ilişkilidir. Ama aşıları olabilirler. Yani grip aşısı ne zaman olalım o zaman? Grip aşısı Eylül ayından itibaren, Eylül-Ekim ayından itibaren Kasım'a kadar hani ileriye daha fazla geç kalmadan Eylül-Ekim-Kasım aylarında grip aşısı olunabilir. Genellikle aşıları iki aşı arasında ya bir zaman bırakacağız bir ay gibi ya da aynı anda bu tür aşılar aynı gün aynı anda olabilir. Ama şunu söyleyelim farklı, yani hem Covid aşısı hem grip aşısı aynı anda olabilirim o zaman. Bu olabilir aslında. Daha önceki çünkü aşı deneyimlerimizden biz çocukluk dönemi aşılarından 3-4 aşıyı aynı günde aynı anda hatta karma bir biçimde yaptığımız oluyor. Kızamıkçık ve kaba kulak aşısı örneğin KKK diye bilinen aşı. Hepsi virüs aşısı. Bir çeşit hani Covid gibi virüs hastalığı bunlar. Üçünü aynı anda yapabiliyoruz ve bir sıkıntı yaşanmıyor. Ama farklı zamanda yapacaksak arada bir zaman geçmesi gerekiyor. Tabii ki yine de bunların da bilimsel olarak çalışıp kanıtlanması, gösterilmesi gerekiyor. Fakat geçmiş deneyimlerimize bakarsak birlikte olunabilir gibi gözüküyor. Geçen yıl hatırlıyor musunuz hocam? Grip aşısı bulmakta bile tedariki konusunda ne kadar zorluk çekilmişti Covid'in ilk döneminde. İnsanlar grip miyim, Covid miyim diye işte koştura koştura haliyle gittiler, aşı oldular. Hepimiz yaptık bunu. Bu sene elimizde aşı var ama hala aşı karşıtı olanlar var, aşı tereddütü olanlar var. Anlamak mümkün değil gerçekten. Evet, yani insanı anlamak, insanlığı anlamak çok zor, karmaşık. Ama bir yönden de işte bizler bunları anlamaya çalışmalıyız. Neden insanlar karşı duruyorlar dediğimizde, aşı tereddütü gösteriyorlar dediğimizde, biraz incelediğimizde hemen altında komplo teorileri, güvensiz ortam, yetersiz bilgi, yanlış bilgi, yetersiz okuryazarlık, bilimsel okuryazarlık gibi konular karşımıza geliyor. Yani bunun dünyadaki kutuplaşmayla, çatışmayla, savaş ortamıyla yakından ilişkisi var. Çünkü insanlar kendileri çok güvenli bir ortamda hissetmeyebiliyorlar. Bu nedenle de hani bilimsel bilgilerden daha çok bu tür dedikodular, hurafeler ya da komplo teorileri daha da öne çıkabiliyor. Peki. Sayın İnandı çok teşekkür ederiz. Gün ortasına katıldığınız için iyi çalışmalar diliyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Sayın Taceddin İnandı gün ortasında bizlerle birlikte oldu. Çok kısa bir ara vereceğiz. Şimdi aranın ardından iç siyasete bir pencere açacağız efendim. Ayrılmayın. Efendim kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Yurttan haberlerle bültenimize devam ediyoruz. Trabzon'dayız. Av yasağı sona erdi. Balık tezgahla buluştu. Geçen yıl av yasağıyla gündemden düşmeyen hamsi Trabzon'daki balık tezgahında 10 ila 20 lira arasında satışa sunuldu. 10 liraya hamsi, yerli hamsi 10 lira. Balık sezonu açıldı. Tezgahlar balıkla buluştu. Peki bu yıl balık sezonu nasıl geçecek? Özellikle geçen yıl av yasağı olan hamside durum ne? Trabzon'da balık halinde balıkçı esnafına balığın durumunu sorduk. Şu anda palamut, istavrit, mezgit bütün balıklar çıkıyor yani bol olarak çıkıyor. Balık sezonu başladı, tezgahlar şenlendi. Palamutlarımız şu anda işte 20 lira, 12,5 lira o şekilde boyutlarına göre değişiyor. Yavaş yavaş bollanıyor. Balık olsun, hamsi olsun. Trabzon'daki balık pazarı çeşit çeşit balıkla doldu. Şu anda tezgahların durumu hamsi, çinako, palamut da çıkmaya başladı.
İstanbul'da bir avcılık olmuş. Tabii o taraftan geliyor palamutlar. Buranın yerli balığı da var. Başka işte hamsi piyasada. Geçen yıl boyu nedeniyle avlanması yasaklanan hamsi şimdiden tezgahlardaki yerini aldı. Şu anda da geliyor yani. Hamsiler yerli hamsi. Güzel. Ama tabii biraz ufak yani. Bir büyümesi gerekir. Yani şu anda hamsi biraz erken gözüktü. Yerli hamsi. Yani bu ayın sonunu bekliyorduk biz normalde. Şu anda yerli hamsi gözüktü. Biraz olabileceğini düşünüyoruz. O kanıdayız. Balığa hasret kalan vatandaşlar da pazarın yolunu tuttu. Bugün palamut çıkmış. Palamutu sezonda ilk kez deneyeceğiz. Palamut ve mezgit almak için geldim. Uzun bir aradan sonra denize açılan balıkçılar sezonu iyi geçirmeyi umut ediyor. Biz normal umutlu olarak yani palamuttan başlamaktı. Ama olmayınca istavritten başladık. Palamut da başladı yavaş yavaş çıkmaya. İnşallah bundan sonra umutluyuz. Efendim, iç siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. Kiminle konuşacağız? İki konuğumuz bizlerle birlikte olacak ama önce akşam gazetesi Ankara temsilcisi, gazeteci Sayın Emin Pazarcı bizlerle birlikte ekranda görüyorsunuz. Sayın Pazarcı hoş geldiniz efendim gün ortasına. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Birazdan gazeteci Sayın Ceyhun Bozkurt da bizlerle birlikte olacak. Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz ama şimdi siyasetin gündemi başka, halkın gündemi başka diyebiliriz aslında. İç siyasette ittifakları konuşuyoruz. Birinci gündem maddesi de ülkemizde tabii ki ekonomi, pahalılık. Ne oluyor, ne bitiyor? Sizinle değerlendirelim mi? Ekonomide bu enflasyon nasıl düşecek? Ne dersiniz? Nereye doğru gidiyor? Valla tabii yapılan açıklamalara bakılırsa bununla ilgili tedbirler alınmış durumda. Özellikle de hallerde denetimler başladı biliyorsunuz ama sadece o değil tabii, kiralarda ciddi yükselmeler var. Ekonomide dalgalanmalar var. Yani ama veriler de iyi geliyor yani hem işte dış ticaretle ilgili veriler hem büyümeyle ilgili veriler zaman içinde dileriz bunlar halkın cebine de yansır bu büyüme rakamları bu ihracat rakamları ve diğer güzel veriler o açıdan yani beklemek lazım ama şu değerlendirmeniz son derece doğru. Halkın gündemi bu. Yani halkın sıkıntıları var. Ama biz maalesef yaklaşık birkaç, iki senedir neredeyse ittifakları konuşuyoruz. Yani işte kimin adayı kim olacak gibi bu adaylar Millet İttifakı'nda kimin üzerine birleşecek ya da ayrı ayrı mı tek tek mi aday çıkaracaklar bunları konuşuyoruz. Biraz da halkın gündeminden uzağız. Doğru yaptığınız yorum bence son derece isabetli. Başkan Erdoğan da bizzat gündeme getirdi. Pahalılıkla mücadele oldukça önemli dedi ve enflasyonu düşüreceğiz. Bu artışlarını önüne geçeceğiz dedi. İşte bir denetim kurulu oluşturuldu. Denetimler arttı. Gerçekten çok önemli. Fiyatların özellikle pazarda farklı, semtlerde yine farklı fiyatların olması. Bu da cabası. Yani hepimiz haliyle endişeleniyoruz. Nerede, nasıl alışveriş yapacağız bilemedik aslında. Market fiyatıyla pazar fiyatı da gerçekten oldukça farklı. Bu da işte bize gelinceye kadar aradaki özellikle aracılar konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bakalım ne olacak? Ama inanın kiralarla ilgili de Sayın Pazarcı bağlantılar yaptık. Yani bu pandemi sıkıntısı mı? Tabii tüm dünyada değil mi? Ekonomiyle ilgili bir telaş, enflasyon çok yüksek, Amerika'dan rakamları da alıyoruz. Tabii ki bize Türkiye ilgilendiriyor, ülkemizi ilgilendiriyor ama pandemiyle birlikte aslında sıkıntılar da baş göstermişti. Siz alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz ya da şu adımlar da atılmalı Yeşim Hanım diyebilir misiniz? Önerileriniz var mı? Valla Yeşim Hanım şimdi bu hal yasası daha çıkmadı, henüz çıkmadı. Bir kere onun bir an önce çıkması lazım. Onun dışında da yani sadece denetimle olmaz. Bakın zincir marketler ciddi anlamda fiyat ayarlıyorlar. Bunlar sadece hallere bakarak sonuç alamazsınız. Zincir marketlerde de ciddi fiyat artışları var. Ve maalesef marketlere gittiğiniz zaman bir markette atıyorum 50 lira olan bir şeyi bir diğer markette 100 liraya bulabiliyorsunuz. Yani kalite farkı mıdır değil midir? O da tartışmalı. Yani piyasalarda bir garabet var, bir sıkıntı var.
Ve tabii biraz da şundan da kaynaklanıyor. Bakın sebze meyve fiyatları biraz da ihracatla ilgili, ihracat artmış durumda. İç piyasada tabii bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Fiyatlar ondan yükseliyor ama işte ihracatın azalmasını istemek de mümkün değil. Bu tarafta bu sefer de üretici sıkıntıya giriyor. Böyle bir kısır sarmalın içindeyiz ama denetimler yeterli olacak mı bilemiyorum. Yeterli olmasını diliyorum çünkü vatandaşın ciddi sıkıntısı var. Bu arada kiralarla ilgili de başka bir gariplik var. Bakın şimdi bazıları diyelim ki 1 liraya oturuyor yıllardır kiracı ama kiralar 3 liraya çıkmış. Bunun ev sahibi açısından da sıkıntı, kiracı açısından da sıkıntı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hı. Yani bunların hepsinin tabii belli bir dengeye oturması lazım. Evet, ev sahipleri almış eline dostayı Sayın Pazarcı gitmişler. Mahkeme yolunu tutmuşlar kiracılarını evden çıkarmak için. Hayır diyor, yani sen çok tabii, düşük kira veriyorsun, yükseltmek istiyorum diyor. Yani bu hafta bütün gün gündemimizde bu konuları da konuştuk. İnanın hafta içinde belirli saatlerde. Bir şey diyemiyorum ama yani şimdi kiracı haklı bir kere. Ama ev sahibi açısından da baktığınız zaman... Yani diyelim ki çocuğunu okutuyor veya başka bir şey yapıyor o parayla. Orada da bir şey diyemiyorum, onlara da bir şey diyemiyorum. Yani bunların bir dengeye gelmesi gerekir. Yoksa bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani vicdansızlık etmemek de lazım. Eğer sırf para için yapılıyorsa, yani vardır çocuğunu okutan şunu bunu o parayla, bu ev sahipleri için bir şey demiyorum ama sırf vicdansızlık, yani daha fazla para kazanmak amacıyla yapılıyorsa bu da son derece yanlış tabii yani. Kesinlikle. Mutlaka iyi niyetli insanlar da vardır. İyi niyetli ev sahipleri diyelim ama fırsatçılar da çok fazla. Yani biz bu tabii. Her sektörde, her yerde bu fırsatçılığın başta önüne geçmemiz gerekiyor. Sayın Erdoğan da bu yönde açıklamalar yapmıştı. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda önüne geçilecektir. Belki çok kısa olmayacak. Geçilmesi gerekir. Aksi takdirde yani bu sıkıntı seçimlere de yansıyacak. Şimdi onu soracağım size. Seçimleri ekonomiyi belirleyecek diyebilir miyiz? Çünkü muhalefetin sürekli gündemindeydi ekonomi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan değil mi bir haftadır özellikle bu yükselen enflasyon rakamları gündeminde. Fahiş fiyatlar gündeminde. Düşüreceğiz diyor. Alınan tedbirleri uygulamalara aktarıyor. Aynı noktaya geldi diyebilir miyiz muhalefet ve hükümet bu ekonomi konusunda? Ve hepimiz tabii ki cebimizi düşünüyoruz. Halk da cebini düşünüyor. Seçime etkisi ne olur? Ekonomi belirler diyebilir miyiz? Bugün içinden söylüyorum. Çünkü seçimler 2023'te. Yeşim Hanım, ekonomi belirler tek başına denilemez ama bugünkü şartlarda ekonomi belirler denilebilir. Çünkü kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman ciddi şekilde birbirine yakın rakamlarla karşı karşıyayız. O açıdan ekonominin de elbette etkisi olacak. Çünkü %1'lik bir oy kayması bütün seçimin kaderini etkileyebilir. O açıdan tabii ki ekonomi belirleyici olacak. Ama sadece ekonomi değil tabii bunun dışında. Pek çok belirleyici faktör var. Ama daha da seçime çok zaman var. Yani bunların toparlanması için hükümette işte Sayın Erdoğan da gerekli adımları attı. Bakalım ne olacak bilemiyoruz ama süreci takip edeceğiz. Tabii vatandaş açısından baktığımız zaman bu sıkıntının bir an önce giderilmesi lazım. Çünkü gerçekten ayın sonunu getiremeyen, gerçekten çocuğunun taleplerini, evdeki hanımının taleplerini yerine getiremeyen, bu yüzden ciddi sıkıntılar yaşayan çok ciddi vatandaşımız var şimdi. Onların da rahat yaşamasını sağlamak bu iktidarın veya herhangi bir iktidarın görevi. O açıdan ben bu tedbirlerin sonuç alması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç alması için de, sonuç vermesi için de iktidarın elinde ne varsa her türlü argümanı kullanıp gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Elektriğe de doğalgaza da zam gelecekmiş. Ekim ayında uzmanlardan böyle açıklamalar geliyor. BOTAŞ'ın maliyetlerinin artmasından dolayı zamlar da geliyor. Bir yandan da şunu da değerlendirmenizi istiyorum Sayın Pazarcı. AK Parti'nin ekonomi ilişkin kanun teklifinde de sona gelindi. Bugün açıklama geldi. Çok kısaca değerlendirmenizi alabilir miyim? Ben size açıklayayım. 56 maddelik kanun teklifinde cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Bu vergi muafiyetini yaklaşık 900 bin esnafı kapsaması bekleniyor. Çiftçiye de vergi indirimi yapılacak. Önemli açıklamalar... Ne dersiniz?
Tabii bu salgın döneminde biliyorsunuz ciddi şekilde bazı tedbirler alındı. Geniş kesimleri rahatlatmaya yönelik ama yeterli görülmedi ki bu adımlar da atılıyor. Ne diyeceğiz buna? Yani halkı rahatlatacak her türlü tedbire destek vermek zorundayız. Çünkü geniş kitleler bunlar. Bunlar hepsi bizim vatandaşımız ve komşumuz, akrabamız. O açıdan yani bu tür tedbirlerin alınması her zaman olumlu olarak değerlendirilir bizim tarafımızdan. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den biraz önce açıklamalarına baktım, olumlu diyor. Esnaf açısından olumlu açıklamaları olduğunu belirtti kendisi de. Ya tabii her şeyi kirletebilecek bir takım gruplar var Türkiye'de. Yani siz ne adım atarsanız atın onu eleştirebilecek. Ağzınızda kuş tutsanız senin elin yok mu diye soracak. Ne bileyim ben Boğaz Köprüsü'nü yürüyerek geçseniz yüzme bilmiyor bunlar. Onun için köprünün denizin üstünden yürüdüler diyebilecek. Abartabilecek bir takım kitleler var. Onları memnun etmek mümkün değil. Mutlaka. Ama yani Bendevi Bey de bunları söylediğine göre demek ki bunlar olumlu. Belki yeterli görülemeyebilir. Belki yeni tedbirler istenebilir ama esnafın temsilcisi de olumlu olarak görüyorsa bizim de desteklemekten esnaf başka yapacağımız bir şey yok. Esnaf adımlar olabileceğinden bahsettiği tamamını dinlemedim ama hani belli ki hemen açıklamada gelmiş. TESK Başkanı açıklamaları da Sayın Palandöken'in açıklamaları da çok oldukça önemli. Şimdi siyasetin gündemine geçelim mi sizinle? Geçelim. O dediğiniz yapay gündeme girelim. Evet. Yapay ama yani sürekli siyasilerden peş peşe açıklamalar geliyor. Biz de haliyle konuyu tartışmak zorundayız. Türkiye'nin gündeminde ne olacak? Seçimde hedef ne? 2023 hedeflerini konuşuyoruz. Şimdi Millet İttifakı'nın adayı ne olacak? İYİ Parti Genel Başkanı'ndan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Ama kafalarda da bir karışıklık var aslında. Millet İttifakı'na baktığımız takdirde farklı açıklamalar geliyor. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Katılır mısınız bu kafa karışıklığına? Tek aday mı olacak? Çatı aday olarak konuşuluyor. Hayır diyen de var. Ne diyorsunuz? Millet İttifakı'nın ne oluyor? Adaylığı kim olacak? Daha bu süre devam edecek mi? Yani biz adayı konuşuyoruz ama bir isim belli değil. Bu ismin yansıması da var değil mi toplum nezdinde? Yeşim Hanım, o kadar zor bir soru sordunuz ki ben müneccim olsam bu sorunun cevabını veremem. Ayrıca bu sorunun cevabını acaba Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener verebilir mi? Çünkü bir belirsizlik var. Hepsi de nabız yokluyorlar. Yani o kadar önemli dengeler ve kılı kırk yaran hesaplar var ki işte bunlar tartışılıyor. Şimdi tek aday mı olacak, çoklu aday mı olacak, hangisi daha doğru sonuç verir, Millet İttifakı açısından bakıyoruz. Bu konular tartışılıyor ve ayrıca bununla ilgili bir takım kamuoyu araştırmaları da yapılıyor. O kamuoyu araştırmaları nereyi gösterecek, ne olacak? Ve bu arada da hem Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu kendilerine yönelik bir takım açıklamalar yapıyorlar. Kendi konumlarını sağlamlaştırmaya yönelik. İşte bakıyorsunuz Meral Hanım İstanbul'a gidiyor. Ekrem İmamoğlu'nu Fatih'e benzeterek adeta Kemal Kılıçdaroğlu'na bak fazla da bizi sıkıntıya sokma, benim elimde bir alternatif de var, gerekiyorsa Ekrem İmamoğlu'nu destekleriz türünden bir takım mesajlar veriyor. Ama taraftan, arkasında durdu, şaşırdım nereye çektiler konuyu diye de bir açıklama yapmıştı. Ya ne derse desin onun biz siyaseten anlamını biliriz. Yani burada şimdi Ekrem İmamoğlu'nu siz Fatih'e benzetiyorsanız bu çok ciddi bir abartıdır. Bu abartının da bir amacı olsa gerek, yoksa bu kadar abartmaz. Meral Hanım da siyaseti İyi bilen bir isimdir. Yani yıllardır siyasetin içinde. O açıdan o bir konum belirleme ve karşı tarafı bir mesajdır. Yani verdiği mesaj nedir topluma? Verdiği mesaj toplumdan öte karşı tarafa. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na çok fazla da şey yapma, zorlama. Bizim de taleplerimiz var. Hatta Meral Akşener'i ortak aday olarak çıkarırsanız iyi olur. Aksi takdirde biz İşte senin ciddi şekilde sıkıntıya sokacak, seni ciddi şekilde sıkıntıya sokacak, Ekrem İmamoğlu ile birlikte oluruz şeklinde bir mesaj olarak algılanabilir bu. Yani kaba olarak bakıldığında o açıdan yani her taraf bunu Kırkpınar güreşlerindeki o peşreve de benzetebiliriz. Şimdi pehlivanlar birbirlerini yokluyorlar ama çok önemli bir nokta daha var. Nedir? Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Belediye Başkanı
Geçenlerde bir açıklama yaptı, üzeri kapatıldı. O kadar zor ki diyor, o kadar bilinmeyenli bir denklem ki, o kadar tarafı var ki diyor, sayıyor ve şunu diyor, sadece ülke içinde değil, dışarıda da bir takım güçler buna karar verecek. Asıl vahim olan bu. Yani Türkiye'de biz bu işi çözeriz veya işte otururlar, tartışırlar, bizim insanlarımız beğeniriz, beğenmeyiz. Bir sonuç ortaya çıkar ama bu dış güçlerde bu işte etkili olacak şeklindeki bir itiraf bana göre son derece vahim ve yani bunu da yadırgamak mümkün değil. Çünkü o güçler biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık değişiminde etkili oldular. Şimdi nasıl dinlenilebilir, niye abartıyorsun? Genel başkanlık değişiminde etkili oldular. Zaten o güçler göreve gelmeden önce de biz muhalefeti destekleyeceğiz demişti, dipnot olarak aktarmak istedim. Yani şöyle, çok kısa bir virgül koyalım, buradan devam edelim mi? Bir reklam aramız var Sayın Pazarcı. Aynen. Hemen kaldığımız yerden sizinle devam edeceğiz. Çok kısa bir ara veriyoruz, ayrılmayın. Siyasetin gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Emin Pazarcı bizlerle birlikte ve gazeteci Ceyhun Bozkurt da sohbetimize dahil oldu. Sayın Bozkurt, size de hoş geldiniz diyelim. Kısa bir reklam arası vermiştik. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz ekonomiyi konuştuk ama ittifakları konuşuyoruz. Siyasetin gündemi de Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışmalarından bahsediyoruz. Sayın Pazarcı'nın önerileri var. Şimdi bir virgül koymuştuk, Sayın Pazarcı ile devam edelim. Çünkü dedi ki dış mihraklar zaten belirleyecek dedi Millet İttifakı'nın adayı. Sayın Pazarcı, kaldığımız yerden isterseniz devam edin, sonra Sayın Bozkurt'a dönelim. Yani dış mihraklar zaten belirleyecek ifadesi biraz ileri bir ifade oldu. Dış aktörler de belirleyici olacak diyelim. Yani geçmiş seçime baktığımız zaman Ekmenettin İhsanoğlu ismi de son dakikada önlerine konuldu. Son dakikada geldi. Bir takım aktörler devreye girdiler. O açıdan da meseleyi ortaya koymaya çalıştım. Zaten bunu da biraz önce belirttiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Belediye Başkanı kamuoyu önünde açık ve net bir şekilde ifade etti. Şimdi kaldığımız yerden devam edersek eğer, şimdi dış mihraklar neden, nasıl etkili olabiliyorlar? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkan değişimi söz konusu oldu. Şimdi bunu nereden çıkardınız diyenler olabilir. WikiLeaks belgelerine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Washington arasında yapılan görüşmelerde zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iktidar değişikliği planlanıyordu. Bunun belgeleri ortaya konuldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki genel başkan yardımcısı Onur Öğmen de bu konuda kitap bile yazdı. Ve bu bir kasetle ortaya çıktı bu olay. Peki kaseti kumpasını gerçekleştirenler kimler? Yargılanıyorlar, belki ceza aldılar. Bunlar FETÖ adındaki bu terör örgütünün veya dışarıdaki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki uç karakolunun yaptığı bir eylem. Bu şekilde bakmak lazım. Peki bunlar hangi eylemleri gerçekleştirdiler? Bunlar geçmişte başbakanken Sayın Erdoğan'ın ofisine böcek koyanlar, 17-25 Aralık darbe, yargı darbesinin arkasında bulunanlar, MİT tırları olayının arkasında bulunanlar vesaire vesaire. Şöyle bakıldığı zaman zaten 15 Temmuz darbe girişiminde altyapısını oluşturanlar bunlar. 15 Temmuz darbe girişimi neydi peki? Ona da şöyle bakıldığımız zaman içeriden kaynaklanan bir darbe girişimi değildi. Bu dışarıdan desteklenen bir girişimdi, olmadı. O açıdan yani çok da böyle komplo teorisi falan ortaya koyuyor değiliz. Net belgeleriyle ortada olan bir konudan bahsediyoruz. Şimdi tekrar kim olacak noktasına gelindiğinde bu aktörler de, içerideki aktörler de, ne Meral Akşener ne Kemal Kılıçdaroğlu henüz ne olacağını bilmiyorum. Bir kere tek adayla mı, çok adayla mı çıkacaklarını bile daha kararlaştırmış değiller. Birçok adaydan bahsediliyor isimler. Bunları işte, bir sonraki turda konuşalım, olur mu? Sayın Bozkurt'a da soralım. Evet, Sayın yani, Pazarcı. O açıdan hiçbir şey belli değil şu peki anda. Peki. Bahsedilen isimler var, öne çıkan isimler var. Ne kadar açıklamalarında hayır ben belediye başkanlığı konusunda görevimi yerine getirmek istiyorum denilse de ama yansıyanların bu olmadığı da söyleniyor. Soracağım size birazdan. Sayın Bozkurt, ne dersiniz? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Belirlenecek mi? Ya bu süreç uzadıkça toplum nezdinde, siyasetin gündemine bakıldığında acaba bir güvensizlik yaratır mı?
Ve Sayın Pazarcı diyor ki dış aktörler daha önce de yaptı bunu. Hani onlar belirliyorlar dedi. Katılır mısınız? Ne diyorsunuz? O sondan başlayayım. Dış aktörler tespitine katılıyorum. Türkiye sonuçta bir NATO üyesi ve 70 yıllık yaklaşık 70 yıllık NATO sürecimize bakıldığı zaman NATO dönem dönem siyaseti dizayn etmek, Amerikalıların ifadesiyle Türk siyasetini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk Devleti'ni kendi hizasına sokmak için müdahalelerde bulundu. Bu dönem dönem darbeler olarak karşımıza çıktı. Dönem dönem işte ekonomik operasyonlar, örneğin kontur gerilla gladio operasyonlarıyla karşımıza çıktı. Tabii ki dönem dönemde işte mesela 57. hükümetin işte Sayın Rahmetli Ecevit'in ve Sayın Bahçeli'nin direnç göstermesi dolayısıyla 57. hükümete yapılan operasyonda Kemal Dervişeli ile yapılan operasyonda benzer bir operasyondu. Dönem dönem yani bu aktörler, dış aktörler, küresel aktörler Türk siyasetini kendi çıkarları çerçevesinde dizayn etmek istiyorlar. Sayın Pazarcı da az önce çok güzel bir şekilde özetledi. Türkiye'nin özellikle FETÖ ile mücadelesinden sonra ve yoğun bir mücadeleden sonra 15 Temmuz işgal girişiminden hemen sonra da ciddi bir topyekün mücadeleye dönüştükten sonra o dış aktörler, yani dış aktörlerden de kastımız zaten işte dediğimiz gibi aslında NATO güçleri ağırlıklı olarak. Hı hı. Bu NATO güçleri Türkiye'de iktidarı bir şekilde pasifize etmek, içeriden çökertmek ve aynı zamanda yani açık söylemek gerekirse devirmek için sürekli hamleler yaptı. İşte FETÖ üzerinden denediler. Ekonomik operasyonlar yapıyorlar. Ama başarılı olamadılar şimdi bu noktada. Başarılı olamadılar. Önümüzdeki 2023'te başarılı olabilirler mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşabiliriz bu noktada sizinle. Amerika'nın tabii, o durumu yani ortada yani. Gelmeden önce Biden'ın konuştukları ama bugünkü Amerika'ya bakıyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'nde bile artık güvensizlik yaratmış durumda. Peş peşe olumsuz açıklamalar yapılıyor. Afganistan'dan kaçarak çekildi ya Amerika Birleşik Devletleri. Tabii. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri, yani büyük demirdeyse canavarlar ölürken saldırganlaşırlar biliyorsunuz. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik siyasi gücü, şu an sadece askeri gücü var ama askeri güç de sonuçta bu ekonomiyle ve siyasetle bağlantılı. Ekonomik ve siyasi gücü eskisi kadar kuvvetli, kudretli değil. Ama halen büyük bir güç ve ne yapmak istiyor mesela? Türkiye'yi yeniden kendi, işte Amerikalılar onu çok kullanıyor, hizadan çıktı Türkiye diye ifade ederler. İşte çekiç harekatı döneminde de onu yapmışlardı. O Irak'ın kuzeyindeki kukla yapıya müdahale edilince Türkiye işte hizadan çıktı, Türk ordusu hizadan çıktı tanımları yapmışlardı. Şimdi Türkiye yine hizadan çıktı Amerika açısından ama bu sefer o dönemden farkı Türkiye uzun süredir bu analizi yaptığı için aslında bağımsızlık ve denge politikalarının altyapısını oluşturdu. Ve bu nedenle bu sefer direnç kuvveti çok daha fazla. Amerika da zayıflıyor. Bu sefer ne yapmaya çalışıyor bu sefer? Açık açık ne dedi mesela Biden'ın cümlesi? Ben diyor işte darbe gibi şeylerle yıkmayacağım, onu muhalefetle devireceğim dedi. Yani işte demokrasi, işte özgürlük, adalet gibi söylemler. Elbette ki hepimizin talepleri budur ve bu yönlerde bir aksama olursa hepimiz bir şekilde uyarılarımızı yaparız. Ama tek şartla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zarar görmemesi kaydıyla bunu yaparız. Şimdi bir muhalif kesim var ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin deyim yerindeyse anahtarını Batı'ya teslim etmek istiyor ve bize iktidarı verin diyen bir yapı var ve bunun işte sokak ayakları var, bunun siyasi ayakları var, bunun medya ayağı, ekonomi ayağı var ve bu ayaklar üzerinden topyekün bir harp uygulanıyor, bir psikolojik harekat da uygulanıyor. Yıpratıcı bir saldırı tabii ki ama dediğimiz gibi Türkiye'de ki o şimdiki kadar güçlü olmayan Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı gibi bir harekatı yapmış. Türkiye büyük bir devlet, Türk milleti büyük bir millet, büyük bir medeniyet var. Direnç noktaları daha kuvvetli artık. Bu nedenle direnebiliyoruz. Ama tabii ki buradan şeye gelecek olursak, dış aktörlerin Türk siyasetine müdahaleleri, şu an Cumhur İttifakı ile temsil edilen iktidar bloku, Karabağ, terörle mücadele, mavi vatan politikası, Kıbrıs ve daha birçok konuda, işte Libya gibi birçok konuda Türkiye'nin yıllardır aslında savunduğu, artı bölge ülkeleriyle iletişimin gelişmesi gibi yine yıllardır savunulan politikaları uyguluyor ve bu da Türkiye'nin elini güçlendirildi. Çünkü hegemonya değişimlerinde bakıldığında şimdi yeni bir hegemonya değişimi var. Az önce siz de söylediniz. Avrupa Batı medeniyeti kendi içinde çatırdıyor. Son
Amerika'nın İngiltere ve Avustralya ile yaptığı anlaşma Avrupa Birliği'nde çok sert tepkiye neden oldu. Artı Afganistan'dan bir anda çekilmesi Avrupa ülkelerinin biz neden Amerika bunu yaptı diye uyuyoruz. Amerika istedi, çekildi. Biz de ona uymak zorunda kaldık. Michael Moss'un açıklamasından bahsediyorsunuz. Hani tabii, Amerika'nın NATO, arkasına takılıp gidiyoruz diye takılıyoruz dedi. Tabii. Şimdi NATO'ya aynen öyle. Aynen. Von Leyen'in de açıklaması var. Heiko Maas'ın açıklaması var. Artı NATO'ya alternatif bir yıllardır konuşulur ama ilk defa ciddi bir şekilde bunun somut NATO'ya tamamen bağımlı olmanın somut sonucunu gördükleri için şimdi ciddi bir şekilde alttan alta Avrupa'da kendi bağımsız askeri gücümüzü oluşturalım tartışması, evet, da var ve doğru NATO'ya ama endişelen... Siyasete geçelim mi konuyu dağıtmadan? İşte oradan oraya gelelim. Biraz daha toparlayalım. Yani şimdi böyle bir küresel mücadele alanında şimdi Türkiye bölgesel bir güç oldu. İktidar bunu hangi politikalar uyguladı? İşte Cumhur İttifakı'nın yani iktidar blokunun politikaları sağladı. Şimdi Amerika Türkiye'de muhalefeti dizayn etmek istiyor o küresel aktörler. Şimdi muhalefetin içinde de elbette ki muhalefetin parti tabanları Atatürkçüdür, milliyetçidir. Onlara kesinlikle sözümüz yok. Hep onu vurguluyoruz. Ama parti yönetimleri işte Sayın Pazarcı da az önce açıkladı. Parti yönetimlerinde sıkıntı var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyon mesela. Sayın Baykal muhalefet yapardı ama bir şekilde milli konularda milli konuları partiler üstü görüp destek verirdi. Şimdi önümüzdeki seçim bu küresel mücadele açısından ve bölgesel mücadele açısından son derece kritik Türkiye'deki seçim. Ve burada Batı politikalarına uyumlu bir hükümet isteniyor. Ve burada toparlayacak olursam şunu da söyleyeyim. İşte tam bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun dış politikayı 180 derece değiştireceğim açıklaması belli bir yere oturuyor. Ve bu açıklama Batı dünyasına, ki zamanda yazılar da yazdı, bizleri destekleyin şeklinde yabancı basında Sayın Kılıçdaroğlu'nun yazdığı yazılar var. Burada işte Cumhuriyet Halk Partisi gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti, Kuvayi Milliye'nin partisinin geldiği nokta, getirildiği nokta özetlemesi açısından bir Batı'ya teslimiyet var. Hı. İşte ama kendi işlerindeki mücadeleye gelince de elbette ki ben hayatım boyunca yani rüyamda görsem inanmazdım aynı kelimeyi kullanacağım. Ben yaklaşık 2 yıldır onu söylüyorum, İlkesizler İttifakı diye. Selahattin Demirtaş'ın ifadesiyle bir İlkesizler İttifakı, evet, var. Yani 5 benzemez yan yana duruyor. En büyük sıkıntı ondan kaynaklanıyor ve İyi Parti faktörü öne çıkıyor. Peki. İyi Parti, son cümle onu söyleyeyim o zaman. İyi Parti bir şekilde kuruluş süreci tartışmalı, bazı yöneticileri tartışmalı ve şimdi İstifalar şunu söylüyor. Ben arda gelen istifalar var. Ama aynı zamanda Batı tarafından da desteklenen partilerden biri ve kendi tabanını güçlendirdiği yönünde bir şey var ve pazarlık marjını güçlü tutmak, hı, istiyor. Yani dediğimiz gibi kendi içindeki tartışmalar farklı, küresel aktörlerin müdahalesi farklı olarak ele alınabilir yani. Evet, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri önemli. Dış politikayı 180 derece değiştireceğim demişti. Sonrasında yakın bir zamanda Irak'a gerçekleşen bir CHP heyetinin ziyareti var. HDP'nin kapatılma süreci devam ederken Demirtaş'tan gelen açıklama var. İlkesiz İttifak ve 27 Eylül'de değil mi bir açıklama yapacaklar. Tutum belgesi. HDP'nin tutum belgesi ne olacak? Evet. İttifaklar nereye evriliyor? Hani o şeffaflıktan bahsediliyor ya, HDP tarafından açıklamalar geliyordu Sayın Pazarcı. Artık şeffaf bir şekilde görüşeceğiz biz. Öyle kapalı kapılar ardında görüşmeyeceğiz dedi HDP'li yöneticiler. Ne dersiniz? Şimdi bakın, HDP'li yöneticiler bunu diyecekler elbette. Kendilerini meşrulaştırmaya çalışacaklar ama HDP denilen yapı bana göre bir terör yapılanmasıdır. Zaten bellidir. Şu anda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir kapatma davası var. Orada HDP'li yöneticilerin 800'den fazla, 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil, 800'den fazla terör örgütüyle ilişkileri var. Zaten bunlar da halkın gözünün önünde oluyor. Bu Diyarbakır anneleri neden HDP'nin önünde evlatlarını arıyorlar? Çünkü adres orası. Onlar biliyorlar. Hepsi bu işin farkında ve çoğu da evlatlarını alabilmiş durumda. O açıdan HDP şunu söyler, bunu söyler ama genel bakmak lazım. Şimdi ortada Bremen mızıkacıları gibi bir yapı var. Her kafada ayrı bir ses çıkıyor. Ama bunların menfaatleri aynı noktada birleşiyor. Yani HDP şunu demiş, işte Meral Akşener şundan bahsetmiş, Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Hatta ve hatta Muharrem İnce'yi, Ahmet Davutoğlu'nu ve Ali Babacan'ı da bunların içine koyalım.
Hiç bunlar önemli değil. Bakın bunlar şu anda pazarlıkta el yükseltmek için yapılan bir takım hamleler ama sonuçta bunlar nerede toplanacaklar, ne yapacaklar? Hepsi aynı noktada toplanacaklar. Tamam, o Cumhur İttifakı'na karşı, bu milli yapıya karşı bir konum alacaklar ve tamamının hedefinde Sayın Erdoğan var. Yani daha düne kadar, işte iki gün önce ben Muharrem İnce ile beraberdim. Biz hiçbir ittifakın içine değiliz, biz millet tarafındayız diyor. Ama sonuçta o da diğer ittifak üyeleri gibi, Millet İttifakı'ndaki üyeler gibi bütün mesele Sayın Erdoğan'ı oradan, hatta yorulmuş Erdoğan gibi ifadeler kullanıyor. Oradan indirmek. HDP'nin de amacı bu. O açıdan yani bunlar itişiyorlar, kakışıyorlar ama nihayetinde bunlar bir arada aynı amaca doğru yönelecekler, öyle görünüyor. Peki hangi isim daha yakın size göre? Şu an konuşulanlardan çok isim var ya, o açıdan soruyorum. Bir de bu tutum belgesini açıklayacak HDP size göre. Var mı öngörünüz? Ankara'da neler konuşuluyor? Şimdi bakın, şu isim yakın, bu isim uzak gibi bir değerlendirme çok yersiz ve değersiz olur. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu bir kere adaylığı ilk olarak ciddi ciddi düşünmeye başladı. Ama buna rağmen kendisi bile ben adayım diyemiyorum. Meral Akşener bir köşede bekliyor adaylık pususunda. Şimdi Ekrem İmamoğlu açısından bakıldığında Ekrem İmamoğlu belki geri adım atmış gibi görünebiliyor ama son açıklamaları var. Bütün gücünü, bütün dikkatini Cumhurbaşkanlığı seçimine yöneltmiş durumda. Öbür taraftan bakıyoruz, işte Mansur Yavaş gibi bir adaydan bahsediyoruz. Mansur Yavaş da her ne kadar bir takım açıklamalar yapıyorsa onun da gözü orada. Burada vahim olan şu, tartışılması gereken şu. Şimdi İmamoğlu gibi, Kılıçdaroğlu gibi, hatta ve hatta Mansur Yavaş ve Meral Akşener gibi bir takım aktörler Erdoğan'ın karşısında aday diye tartışılıyorlar. Peki İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın başarıları nedir? Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar hangi sözünü yerine getirmiştir, ne yapmıştır? SSK Genel Müdürü olduğu dönemde yaptığı icraatlar ortadadır. Meral Akşener ise düne kadar ülkücüleri iktidara getireceğim sözünden bugün farklı bir noktaya evrilmiş ve HDP ile adeta yol arkadaşlığını meşrulaştırmaya çalışan bir yapı içindedir. Nitekim Aytun Çıray en yakındaki isimlerden birisi. Hı hı. HDP'yi şeytanlaştırmayın diye bir açıklama yaptı. Tabii. Sayın Akşener'den de herhangi bir itiraz gelmedi. O açıdan hafta, bunlar ilkelerini de bir köşeye koydular. Bütün amaç Sayın Erdoğan'ı devirmek. Bu amaç doğrultusunda ellerinden ne geliyorsa yapacaklar ama burada bir cümle şunu ekleyelim. Bunlar bu tür tavırlar ve planlar içindeyken burada önemli olan bu partilerin tabanları değil. Onlar ne yapacaklar? Çünkü hı hı. Bu fotoğrafı içine sindiremeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yerli, milli düşünen, bu ülkeyi seven insanlar var. İyi Parti'de de var. Hatta diğer partiler içinde de var. Peki. Bu açıdan yani daha bu pilav çok su kaldırır. Köprünün altından da çok sular geçer. Doğru söylüyorsunuz. Devam edelim o zaman. Sayın Bozkurt'a da soralım. Tabanları kabul edecek mi bahsedilen, ismi geçen adayları ya da aday adayını diyelim? Bir tarafta çünkü birbirinden benzemez partilerden bahsediyoruz. Ve Sayın Pazarcı dedi ki yani Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener isimler, yani çok da Cumhur İttifakı'nda da Sayın Erdoğan karşısında başarılı olacağını düşünmüyorum dedi. Katılır mısınız? Şimdi muhalefetin en başından itibaren izlediği strateji, çünkü seçimlerde galip gelemediler. Yani Sayın Muharrem İnce bile işte yenmiş de yenmiş diyerek formüle etti. Yaklaşık 20 yıldır sürekli seçim kaybediyorlar. Sadece işte yerel seçimlerde, o da HDP'nin desteğini de alarak işte büyük şehirlerde ciddi bir mevzi kazandılar. Onun dışında bakıldığında bir seçim stratejisiyle, kendi programlarıyla, ilkeleriyle seçime girmenin çok olumlu bir sonuç almadığını düşünüyorlar ki bunu sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir konsolidasyon politikasına evirdiler. Şimdi evirdikleri politikaya bakıyoruz, işte ilkesizlik dediğimiz nokta, yani 1,5-2 yıldır benim de söylediğim nokta o. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı nedir? Atatürkçüdür, milliyetçidir. Elbette sosyal demokrat olarak, liberal olarak tanımlayan vardır. Ama ağırlıklı Atatürkçü, milliyetçidir. İyi Parti tabanı hakeza öyle. Saadet Partisi'nin tabanı muhafazakar, mütedeyyin ve yine vatanperver insanlardan oluşur.
Şimdi diğer partilerde yine saydığımız partileri destek veren insanlar da öyle. Ki burada HDP'ye oy veren insanlarımız da, seçmenlerimiz de, vatandaşlarımız da HDP gitsin, terör örgütünün siyasi ayağı olsun diye şey yapmıyorlar. Tam tersine öyle bir ambalajla sunuluyor ki sanki HDP başarılı olunca terör bitecekmiş gibi. O yüzden destek veriliyor ama öyle bir şey olmadığını da biliyoruz. Yani o insanlarımız da aynı zamanda bu ülkeye bağlılar. Farklı düşünebiliriz ama yani o yüzden tabanların aslında yönetimlere çok ciddi tepkili olduğunu biliyoruz. Ama şu başarılı oldu, onu tespit etmek lazım. Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir konsolidasyon politikası belli bir yere kadar geldi. Ve bunun için zaten tamamen ilkesizlik ve Erdoğan karşıtlığı. Şimdi Türkiye açısından düşünelim. Şimdi politika ne? Şimdi seçmene ne sunacaklar? Erdoğan karşıtlığı. İşte ek olarak şunu söylüyorlar, güçlendirilmiş parlamenter sistem. O zaman ben şunu söyleyeyim. Şimdi Sayın Dursun Çiçek dönem dönem gündeme getiriyor ve hiçbir şekilde CHP'den, üst perdeden hiçbir itiraz gelmiyor. Çıkıp şunu söyleyen bir vekil bile yok. Dursun Çiçek yönetici değil, hiçbir şey bilmiyor. O yüzden onun açıklamaları bizi bağlamaz şeklinde ifade bile edilmiyor. Yani bir yanıt bile verilmiyor, yalanlanmıyor. Diyelim ki seçimi kazandılar. İşte Millet İttifakı. Diyelim ki seçimi kazandılar. Parlamenter sisteme dönmek için meclise çoğunluk gerekmiyor mu? Bunu sağlayabilecekler mi? İşte diyelim ki döndüler de, diyelim ki hükümet de kurdular. Ben size bir fotoğraf sunacağım. Şimdi eğer HDP'nin söylediği ki HDP bu konuda belli bir tutumu benimsemiş durumda. Pervin Buldan da bunu söylüyor. Selahattin Demirtaş da bunu söylüyor. Evet. Açık açık artık bizimle kapalı kapılar ardında değil, perdenin önünde konuşacağız artık. Kapıların önünde konuşacağız diye söylüyorlar. Ve talepleri olduğunu söylüyorlar. Şimdi talepler ne? HDP'nin taleplerini biliyoruz. Son birincisi, iki dakikanın içine girdik bu arada Sayın Bozkurt. Tamam, o zaman toparlayayım. Yani şimdi HDP'nin talepleri, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bu taleplere ne diyecek? Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun taleplerine ne diyecek? Sayın Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu için %99 hemen hemen aynı düşünüyoruz dedi. Neyi aynı düşünüyorlar ben bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bu konuda aynı mı düşünüyor? Artı sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürütülecek bir politika eğer başarıyla sonuçlanırsa, ben şunu anlatmaya çalışıyorum, karşımıza çıkacak fotoğrafta Türkiye açısından sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Yeni açılımlar gündeme gelebilir. Ondan sonra özerklik meselesi gündeme gelebilir. HDP'li belediyeler üzerinden KCK terör örgütüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belediyeleri teslim edilebilir. Yani sıkıntılı bir fotoğraf var. Seçmenin ben bu konuda hassas davranması, Türk insanının feraseti çok güçlüdür. Çok derin bir yüreği vardır. Ben bunun analizini iyi yapacağını düşünüyorum. Muhalefet açısından da bir an önce o yanlıştan dönüp hakikaten sadece kendi ilkeleriyle bu seçime hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Bozkurt. Sayın Pazarcı, bir cümle eklemek ister misiniz? Son bir dakikanın içindeyiz. Yani tabii biraz önce de belirttiğim gibi çok bilinmezli bir denklemin içindeyiz. Ve şu muhalefet, özellikle Millet İttifakı, bir kutuplaşma, bir gerginlik politikası izliyor. Geçtiğimiz günlerde işte Muharrem İnce ile oturup bir kahvaltıda geniş bir sohbetimiz oldu. Aynı noktada birleştik. Yani Türkiye'deki en büyük problem kutuplaşmadır. Bunlar da işin farkındalar. Ama maalesef sonuç alabilmek için kutuplaşmayı alabildiğine körükleyen bir yapı içindeyiz. Çünkü vatandaş kutuplaşma gözlüğünü çıkardığı zaman daha rahat gerçeği görüyor. O açıdan da sürekli vatandaşı kutuplaşmayla, gerginlikle beslemeye çalışıp sonuç almaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm bu. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Pazarcı, Sayın Bozkurt. Katkılarınız için gün ortasında süremizi burada doldurduk. Sizinle de veda etmiş olacağız. İyi çalışmalar diliyorum. Sizlere. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir mukavele. Evet, gün ortasını burada noktalıyoruz. Aslında haftayı noktalıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yeni haftada Ulusal Kanal ekranlarında, Ulusal Radyo ortak yayınımızda saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden gün ortasıyla sizlerle birlikte olacağız. Hafta sonunuz iyi geçsin. Biz gidiyoruz. Saatler 15'i gösterdiğinde sevgili Seda Anık günlükle gelişmeleri aktarmaya ve konuklarıyla değerlendirmeye devam edecek. Hoşça kalın.